Sevgili izleyiciler, Öğrenci İşleri programında bu hafta Osman Pamukoğlu'nu ağırlıyoruz. HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu'yla Türkiye'yi konuşacağız. Elbette gençlerle birlikte. Bensu Balioğlu bizlerle birlikte Bilkent Üniversitesi'nden. Yaşar Ecer bizlerle birlikte yine Bilkent Uluslararası İlişkiler'den. Ve Gazi Ömerlioğlu bizlerle birlikte. O da ODTÜ Tarih Bölümünden sevgili izleyiciler. Türkiye'yi konuşacağız derken bütün haftayı yolsuzluk haftası diye ilan edilmesi dolayısıyla o yıl dönümü, 17-25 Aralık'ın yıl dönümü değerlendirmeleriyle geçirdik. Bir yandan cemaate bir operasyon var. Fethullah Gülen hakkında son kertede bir yakalama kararı çıktı. Bütün bunları konuşacağız ama ikinci bölümde söze terör ve çözüm süreci olarak AKP, HDP, İmralı Kandil arasında yürüyen sürecin Türkiye'yi götürdüğü yer ve alternatif çözüm önerileri varsa bunlara ayırarak başlıyoruz programı. Önce hoş geldiniz diyoruz konuklarımıza. Hoş bulduk. Ve sözü size verelim. Sayın Pamukoğlu, siz Türkiye'yi geziyorsunuz. Bir yandan da gelinen süreçte bir taslaktan söz edildi. Bu taslağın işte kabul edildiği, Öcalan taslağı olarak ifade edilen bir taslaktan söz ediliyor ama içinde özellik var mı yok mu diye geçen hafta tartışılmıştı. Bu hafta ise o taslağın içeriğinden ziyade yine süreçle ilgili tartışmalar dikkati çekti. Bir yandan da Güneydoğu'dan haberler gelmeye devam ediyor. İşte haraç kesme, yol kesme vesaire haberleri gündeme geliyor. Siz her fırsatta zaten dile getiriyorsunuz bunun bir çözüm süreci olmadığını. Fakat yine de programa giriş olsun diye son gelinen aşamayı nasıl değerlendirdiğinizi böyle bir alalım isteriz. Özellik söyledikleri için bunlar herkesin anladığı, algıladığı bir şey değil. Bunun böyle olacağı belliydi. Üstelik yani binlerce kere her yerde söyledik, açıkladık, yazılar yazdık. Hatta kitaplar yayınladık. Bunun böyle olacağı belliydi. Yerde kalacak bir şey yok. Özellik diye başlayacak. Arkadan bağımsız Kürdistan diye bitecek. Yani bunu zorlayacaklar. Siyasi amaç ve hedef bu. Yani içeriden, yürütülen çözüm sürecinin sonucu budur diyorsunuz bu, net bir şekilde. Sevr Anlaşması'nın 61 ve 62. maddesi. Önce özellik. Sevr'de şöyle yazıyor. Bir yıl sonra bölgedeki halkın sorularak yani en azından bir referandum yapılarak onların mutabakatı alınarak bağımsız Kürdistan'ın kurulması. Sevr'in 61 ve 62. maddeleri şu anda. Yani 1920'lerdeyiz. Taslakta bu varmış. Yani bu sanki şey yani gökten inmiş gibi. Bu zaten böyledir. Bu görmek için ne lazım? Çarşambanın gelişi, yani perşembenin gelişi, çarşambadan beri böyle bir şey yok. Zaten böyle olacaktı ve böyle olmaya devam edecek. İçeride yaptıkları şeyde Güneydoğu'da yaptıkları ise artık şey yani kırdıkları yumurta kırkı geçti diye bir söz vardır Anadolu'da. Aynı ona benziyor. Bunu hükümet kamu düzeni falan yazıyor. Buna kamu düzeni denmez. Devletin bir bölgede kendi hakimiyetini kaybetmesi denir. Bunun açıkçası Türkçesi budur. Bu yol bol yol değil. Bunun sonu yani İmralı'yla görüş, işte Kandil'le görüş, HDP'yle görüş, onunla görüş, bununla görüş. Bu yolun sonunda bu hükümet dönemez zaten. Şey olacak yani sıkıntı çıkacak ülkede. Kaos lafını da bilerek kullanıyorum. Yani bunun daha ağır tabirleri var ülkede ne olacağıyla ilgili. PKK işini bunlar Güneydoğu meselesi, Kürt meselesine falan çevirdiler. PKK'yı bölge halkının desteklediği vesaire söylenemez. Yani çünkü enselerine silah dayanmış vaziyette. Yüksek baskı var. Yani yolların durumu belli, mezralar belli, köyler belli, kasabalar belli, her yer belli. Yani dağ kadroları belli. Buradan şunu demek istiyorum. Bakın onun her zaman bir partisi var. O parti hiçbir zaman %10'u geçemez. Yani 5 milyon oy alamamış. Bu hafta da zaten yine bir baraj tartışmaları vardı. HDP baraja rağmen baraj kaldırılmasa bile seçime gireceğini ifade ediyor. Ve bunun da aslında AKP'nin oy oranını artırma oyunu mudur diye, senaryosu mudur diye de tartışmaları hiç yapılıyor. Önemli. Ne yaparsa yapsınlar. İkisi de müşterek çalışıyorlar. Ülkenin bir bölümü yani üniter devlet, ulus devletin topraklarının bir bölümü adım adım kopuyor. Bunun Türkçesi budur. Peki genç arkadaşlarımızın da düşüncelerini alalım. Şimdi onların süreçle ilgili düşündükleri nedir? Ve aynı zamanda da sizin bu söylediklerinize katılıp katılmadıkları, hani tartışmayı başlatacak söyleyecekleri ve soruları varsa onları da alalım. Yaşar, başlayalım seninle.
Şimdi tabii özellik paketi ve çözüm süreciyle ilgili tartışmalara şahit olduk bu hafta. Pakette ne var ne yok, ne söz verildi, ne yapıldı, neler konuşuldu. Hep bunların tartışması sürdü bu hafta. Tabii bu da çözüm sürecinin tekrardan samimiyetsizliğiyle ve maalesef Kürt meselesinin geldiği noktayla ve bu noktanın çözümünün bu tarz şekilde aranmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar gördük bu hafta tekrardan. Yani sürecin yanlış gitmesiyle ilgili, sürecin samimiyetsizliğiyle ilgili bu hafta bize yepyeni kanıtlar sundu. Yepyeni belgeler sundu. Bunun dışında BDP'nin açıklaması baraj kalksa da kalkmasa da biz seçime gireriz cümlesinin ardında ben açıkçası bazı şeyler arıyorum. Çünkü AKP'li ciddi anlamda dirsek temasları var. Çözüm sürecini sonuçta beraber yürütüyorlar. Ve barajı geçip geçmeme aşamasında olan bir parti yani BDP. Muhtemelen de barajın altında kalabilecek bir parti. Bence bu Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili de karar da gecikti. Bir görüşme ya da bir uzlaşma oldu. Ve bu barajı biz Anayasa Mahkemesi'ne kalmadan makul düzeylere, BDP'nin gelebileceği düzeylere biz bunu çekeceğiz mesajı aldılar. Barajı anlaşıldığı yani, gibi dedikodular 6'ya, çıkıyor da 6'ya, 7'ye, bu hafta herhalde belli olacak önümüzdeki çünkü hafta. Çünkü Selahattin Demirtaş yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da bir açıklama yaptı. Yani biz ne olursa olsun gireceğiz seçime. Bu kadar emin konuşması seçime bu kadar varken başka türlü açıklanamaz. Yani bunu sanırım BDP ile AKP arasında bir uzlaşı oldu. %7'lere %8'lere kendi yani meclis bunu çekecek Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden. Anayasa Mahkemesi kararı geciktirdi açıklamayı. O açıdan ilginç bir gözlem oluyor bizim için de sonucunu göreceğiz. Ama samimiyetsiz bir süreç olduğunu kanıtları yani, yine sunuldu bu haftada diyorsun. Yani çözümün ana noktasına parlamentoyu değil İmralı'yı ve hedeflerinden tamamen sapmış bir AKP hükümetinin ana aktörü olduğu bir çözüm sürecinde zaten samimiyet olsun olmasın. Yani götüremezler. Peki yani. Sayın Pamukoğlu'nun söylediği servle ilgili dikkat çektiği nokta bu sürecin sonuna ilişkin çok net bir şey söylüyor. Türkiye'nin bölünmesi, parçalanmasına işaret ederek şimdi konuşuyor. Sürecin, bu konuda düşüncen ne? Sürecin sonucunu birazcık da aslında ne Türkiye olarak biz ne de PKK belirler. Birazcık da sürecin sonunu Orta Doğu konjektörü belirler. Şimdi Orta Doğu'da artık sadece Türkiye'nin ana aktör olduğu bir Kürt meselesi yok. Orta Doğu'da artık 50 milyon Kürt insanının çeşitli ülkelerle etkileşim halinde ortak paylaştığı bir Kürt meselesi var. Bunun artık İran ayağı var, Irak ayağı var, Suriye ayağı var. Yani Kuzey Suriye PYD'ye bırakıldı. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ayağı var. O hep var. onu söylemeye gerek değil mi? O bizden önce var zaten. Birazcık da Kürt meselesinin geleceği noktayı Serv'deki öngörü, Osman Bey'in söylediği şey gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bunu birazcık da gelecekteki Orta Doğu politikaları, Orta Doğu konjektörü belirler. Yani sadece Türkiye olarak bizim attığımız adımlar değil. Genel olarak Orta Doğu'nun bütününü ilgilendiren bir konu şu anda bu. Serv konusuyla ilgili yani Batı'nın uzun zamandır Kürt devletiyle ilgili zaten uygulamaları var. Ermeni devletiyle ilgili de uygulamaları var. O yönde gelişmeye devam ederse politikaları sonucunu hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle, tamam. Bir nevi bu PKK meselesi, Kürt meselesi ve Güneydoğu meselesiyle şey bir iç içe gelmiş oturmuş. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurtadan tavuk mu çıktık? Şey içerisinde, git gel içerisinde. Yalnız şu var, bir Türkiye, bir devletin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı, toprakların egemenliği ve güvenliği ne Irak'ta olup biten, ne Suriye'de olup biten, ne de Avrupa'da, ne de Amerika'dakilerin derdi falan değil. Böyle bir şeye baktığımızda yani bunlar işin üstüne gidecek, bizi de bir hizaya istikamete getirecekler anlamı çıkar. Devlet böyle yönetilmez. Devletin kararı yaşadığı topraklar üzerinde halkın ne istediğine bağlı. İşte aslında devletler yani güvenlik ve adalet için kurulmuş kurumlardır. Şuraya getirmek istiyorum. Orta Doğu'da olup bitenler, Avrupa'nın tarzı ve tutumu, Amerika'nın bölgedeki ulusal menfaatleri bizi ilgilendirmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla ve halihazırdaki topraklarıyla bir bütün olarak yaşatacağız. Bizi o ilgilendirir. Biz onu biliriz. Bir irade ortaya konulması. Bu olmadan olmaz. Yani bu o zaman hiçbir kıpırdayamazsınız.
Avrupa ne yapacak? Bağdat ne yapacak? Şam'ın durumu nedir? Moskova ne yapıyor? Londra ne yapıyor? Paris aslında ne yapıyor? Yaşar'ın söyledikleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Kurtuluş Savaşı'na geçiş sürecindeki yani o fotoğrafı işaret ediyor Yaşar'da. Şunu savunmuyorum. Biz Kürt Devleti ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti olarak politikamızı Amerika'ya soralım, Avrupa Birliği'ne soralım, onları hesaba katarak uygulayalım demiyorum. Sadece şunu diyorum. Eskiden Kürt meselesi, yani 1980 öncesinde, 90 öncesinde sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konuydu daha çok. Şu anda artık Orta Doğu'nun meselesi. Bir uluslararası boyutu. Ve akıllı bir devlet, akıllı devlet yönetimine sahipseniz bu şartları hesaba katarak bir politika üretmeniz lazım. Bunları iyi hesaplamak lazım. Bundan bahsediyorum. Eskisi gibi yani biz Kürt devleti istemiyoruz deyip çıkmakla Orta Doğu'da Kürt meselesi kapanmıyor. Onun şeyi şu. Onu daha sonra görüşürüz de şimdi diğer unsurlarına geçmeyeyim. Siz ne yapmalısınız ki bu Orta Doğu'da bu işin içinde olanlar, Avrupa'da olanlar, Amerika'da olanlar, biz elimizi ayağımızı buradan çekelim. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve kendi milletin işidir desinler. Öbür türlü konuştuğumuzda şöyle bir şey var. Yani öyle bir hale gelmişiz ki onları dikkate almak zorundaymışız noktasına doğru gidiyoruz. İşte bu bağımsızlık denilen ve özgürlük denilen şey bu. Yani bağımsız devlet denilen kavram bu. Elbette alacaksınız. Ama şu var. Bizim ulusal çıkarlarımıza uygun bir politikayla bu olacak. Onların çıkarları gayet ve bölgedeki hesap kitaplarıyla olmuş. Gayet tabii. Gayet tabii. Bensu, senin de düşüncelerini alalım bu ilk giriş olarak. Hem de Sayın Pamukoğlu'na sorun varsa sonrasında o düşüncelerini de aktararak belirtirsek. Ya ben de zaten mesela çözüm sürecine daha kapsamlı baktığımda ben de buradan bir çözümün ya da gerçek anlamda işte Türkiye'yi, işte bu halkları kapsayacak bir çözümün zaten çıkacağını düşünmüyorum. Yani bunu zaten işte masaya oturmalarında müzakere süreci başladıktan sonra ortaya çıkan süreçler, işte ortaya çıkan tartışmalar, fikir ayrılıkları, şunlar bunlar, hepsi bence çok net gösterdi. Bunu gösteren en önemli kanıtlardan biri de zaten bence Yaşar'ın da bahsettiği AKP'nin bir yerde aktör olarak bu role bürünmesiyle alakalıydı. Yani AKP 12 yıldır girdiği hangi projeden gerçekten bir barışla, işte bir başarıyla, bir ileri bir adımla çıktı ki bu sürece de aynı başarıyla devam ettirsin. Yine tabii ki orada dönen oyunlar, dönen işte tartışmalar çok farklı yerlere evriliyor. Ya yalnız ben şu şey konusunda, işte baraj insin inmesin konusunda BDP'nin, yani HDP'nin söylemine biraz garip karşılıyorum ya. Yani şöyle garip karşılıyorum. Yani sonuçta siz, ya bu tartışılabilir tabii ki de, sola oynayan bir parti olduğunuzu belli ölçülerde ifade ettiniz. İşte bundan önceki süreçlerde BDP, daha önceki partileşme süreçlerinde böyle hareket ettiniz. Ve gerçekten Türkiye'de sol bir yerde sizin, yani belli bir sol sizle birlikte hareket etmeye çalıştı. Yani sizin yanınızda oldu, arkanızda oldu, şöyle böyle oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı şekilde yani. Evet. Edelim. Her zaman bir işte sola konuş. İşte Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları, işte içlerindeki belli milletvekillerinin söylemleri hep sola oynayan söylemlerdi. Tabii belli bir kısmını dışarıda bırakıyorum. Ya şimdi siz böyle bir gündemde çıkıyorsunuz, yani işte şey, seçim barajı inmezse inmesin zaten biz yeteri kadar oy alıyorsun. Ya bu şuna benziyor da, işte Irak işgali olunca işte bizi ilgilendirmiyor nasıl olsa, biz sessiz kalalım. Ya da Haziran direnişi olunca işte burada darbe yapabilirler. İyi, biz yine sessiz kalalım. Samimiyetsiz buluyorum. Yani ben çok samimiyetsiz buluyorum. Yani bunca insan sizle birlikte mücadele ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor ve siz kendi çıkarlarınızla alakalı olmadığı yerlerde farklı bir perspektifle hareket ediyorsunuz. Ya bugün seçim barajı demek Türkiye'de ana muhalefet ve AKP dışındaki bütün partileri etkileyebilecek bir nasıl diyeyim, olumsuzluk örneğidir. Yani siz buna solcu olmanız da değil aslında. Yani AKP karşıtı muhalif olarak zaten bunun karşısında durmanız lazım. Siz isterseniz %20 oy alın. Bu sizi tam belki bağlamaz ama, değil mi? AKP karşısında demokrasi, bir muhalif kesin. İyi özümsemeye. Aynen. Ya ben burada gerçekten hiç samimiyet burada göremiyorum. Ya bu onlara dair eleştirim ama benim mesela bakış açım şöyle. Eğer bir çözüm çıkacaksa bu Kürt halkının bu işin bir parçası olarak çözülebileceğini düşünüyorum. Yani bu AKP'nin izlediği politikalarla, işte dışlamayla bunlar yokmuş gibi ya da hiçbir sorun yokmuş gibi olacağını düşünmüyorum. Ya da şimdiye kadar atılan adımlar... Şurayı netleştirelim mi? Yani sonuçta PKK ve PKK'nın lideri Öcalan, İmralı Kandil ve HDP, müzakere masasında gördüğümüz aktörler, bir de AKP. Yani sen diyorsun ki süreci bu
Kürt halkıyla beraber yürütmek gerekir derken kastettiğine bu, burası değil mi? Başka bir zemin mi lazım? Ya ben mesela halkın gerçekten taleplerinin ya da halkın isteklerinin o masada ya da işte o müzakere masasında konuşulduğunu, tartışıldığını düşünmüyorum. Ya bakın mesela Öcalan'ın 1 Mayıs'ta yaptığı işte bu, pardon, Nevroz'da yaptığı açıklama mesela, mektubuydu. Çok konuşulmuştu değil mi? Çok tartışılmıştı. Yani bunca zamandır gelen, sola yazan söylemler bir anda İslam çatısı altında birleşmeye gitmişti. Ya ben burada mesela bir samimiyet okuyamıyorum. Ya da işte atıyorum biz işte hükümetle birlikte bu süreci bir adım daha ileri taşıyalım. Bir sürü aksaklığa rağmen, Haziran'a rağmen, işte Gezi yaşanmasına rağmen, Soma'ya rağmen, Reyhanlı'ya rağmen, böyle olaylara rağmen hala bir hükümetten beklenti var. Mesela ben şunu söylemeye çalışıyorum. HDP'nin ve AKP'nin başını çektiği bir müzakerede acaba şu olacak mı? Atıyorum Kürt emekçi halkları ya da Türk emekçi halkları tamamen özgürlüklerine kavuşabilecekler mi? Ya da ezilme iki taraf arasında tamamen ortadan kalkabilecek mi? Buna dair bir tartışma yok ki. Ya buna dair bir çözüm, yani buna dair bir adım tartışması yok ortada. Yani şunun olmuyor işte, biz bir üniversitenin adını Kürtçe yapalım. Ya da bir ilin adını alın tekrar eski haline Kürtçe'ye getirelim. Bitti mi? Ya doğuda bütün sorun ortadan kalktı mı? Ya bu şu demek değil. Ben savaş istiyorum. Her gün işte ölümler gelsin. Her taraftan işte kan yağsın, şu yağsın. Bu değil. Tabii ki kimse bunu istemiyor. Ama siz bir okul adını değiştirmekle, yok işte artık biz Türkçe şarkı dinleyebiliyoruz demekle gerçekten bazı şeyleri çok küçük görmüş oluyorsunuz. Ya bu ülkede bir ezilen sınıf var. Ya bunu ortadan kaldırmak, böyle işte bazı okullara ad vermekle, işte ana dilde şöyle böyle yapmakla olmuyor. Samimiyetsiz hiç bulduğunu ifade değil. Ediyorsun. Peki bu yaşanan bu sürecin sonucunu yine aynı soruyu ya ben yaşanan 61 ve 62. maddeye işaret eden ya ben tam bu kadar görmüyorum. Ya böyle görmüyorum. Ya ben şuna inanıyorum. Evet, gerçekten belli işte güçlerin işte Orta Doğu'da, Amerika işte Orta Doğu'da olduğu gibi, işte Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi belli perspektifleri var. Evet. Ya bu doğru. Türkiye'ye dair de bence belli perspektifleri var. Ama bu ya bana biraz daha nasıl diyeyim, biraz tırnak içinde komplo teorileri gibi geliyor. Yani bu halk birlikte yaşamayı, birlikte mücadele etmeyi belli ölçülerde başardı. Bunun geçmişte de günümüzde de örnekleri var. Ya biz düşmanımızı ortak belirlersek ve bir ortak zemin oluşturursak zaten bu farklılıklarımızın ya dinsel, mezhepsel ya da nasıl adlandırıyorsak hiçbir önemi kalmıyor. Yani bu ayrışma, işte bir halk bunu istiyor ya da işte orada yaşayanlar ayrılmak istiyor diye bakılmamalı bence. Yani bu bizi daha fazla yanlışa sürüklüyor. Evet, bence AKP'nin böyle bir tarzı var. Böyle bir tutumu var. Yani işte böl parçala öyle tırnak içinde. İşte o taraf kötüdür. O taraf yıllarca şöyle ezilmiştir, böyle yapılmıştır diye dışlaya iki taraf, yani doğuyla batı arasında bir açı oluşturmaya çalışıyor. Ya ama biz bunu destekleyerek, bunun üstüne oynayarak bir siyaset üretemeyiz. Üretirsek o zaman birleşme zeminini, bütünleşme zeminini nereden kuracağız, nasıl kuracağız? Şimdi bir şey ekleyebilir miyim? Sevr'le ilgili şöyle bir durum var. Sevr'den ziyade, evet Sevr'in etkisi vardır ama daha fazla olarak Birinci Dünya Savaşı'ndaki batılı güçlerin Orta Doğu politikalarından eseridir bugün Kürt Devleti'nin tartışılması. Çünkü her zaman o dönem İngiltere'ydi süper güç, bu dönemde Amerika ama fark etmez. Hangi batılı süper güç olursa olsun dünyaya hakim, Orta Doğu ile ilgili tek düşüncesi şudur: Orta Doğu'da sadece Arapların olmaması. Yani Orta Doğu'nun bir bütünlük sağlayabilmesi için. Tabii bu yüzden de bir Yahudi devleti desteklenmiştir her zaman için. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeni devleti de desteklenmiştir, Kürt devleti de desteklenmiştir. Yani bu birazcık da hani Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar paranoyasından çok. Kendi ulusal çıkarlarını düşünüyorlar, kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Bu yüzden yaparlar. Yani sadece Kürtleri desteklemek amaç değil. Arap olmayan herhangi bir milletin devlet kurmasını desteklerler her zaman batılı güçler. Bu İngiltere'nin süper güç olduğu dönemden beri günümüze kadar hep böyle olmuştur. Bunun dışında da Bensu güzel bir yere parmak bastı. O yüzden eklemeye ihtiyacı duydum. Yani sadece AKP ve İmralı'nın ana aktör olduğu, BDP'nin yan aktör olduğu bir çözüm süreci var. Bu çözüm sürecinde öyle okulun adı değiştirilerek, Kürtçe şarkıları serbest bırakarak çözüme kavuşamayız dedi. Çok da doğru söyledi. Çünkü bu sürecin yaşadığı bir depresyon var. Yani 90'lı yıllarda yaşananlar var. Kürt insanlarla, Kürt insanlarla devletin arasındaki, PKK'nın arasındaki bir yıpranmışlık var, yaşananlar var. O yüzden bir çözüm istiyorsak samimiyetle, bu kadar acının, bu kadar yaşanmışlığın ardından siyasetin ve toplumun her enstrümanın içinde olduğu bir çözüm süreci lazım. Yani bu çözüm sürecinde parlamento yok. Milletvekilleri çıkıyor, bize bilgi verilmiyor diyor. Ne görüşüldü, ne oldu? Şuraya bakın ya, parlamentodan bir üye diyor ki paketin içinde özellik var mı yok mu bilmiyoruz diyor.
paketin içinde ne var bilmiyoruz. Parlamentoya getirilmiyor. Hayır, zaten yapılan açıklamayı da sonra reddediyorlar. Tabii, tabii. Var mı yok mu? En önemlisi de, Türkiye solu bu sürecin içinde yok. Türkiye solu bugün Kürt meselesiyle ilgili en ağır bedelleri ödemiştir. En ağır bedelleri ödeyen kesimdir. Hala da ödeler. Yani geçen programlarda da söyledik. CHP yani Kürt raporunu yayınlamıştır 89'da. Bugünkü BDP milletvekillerinin birçoğunu aynı isimleri meclise taşımıştır 89'da kendi listelerinden. Ve bunun bedelini hala daha öder. Bakın bugün Karadeniz'e, İç Anadolu'ya belli başlarda milliyetçiler CHP'liyiz ya da sosyal demokrat dediğiniz zaman size bölücü gözüyle de bakabilir. Halen daha bunun oylarda yansımasını görür yani sosyal demokrat. Şimdi bir tehlike de ortaya çıkıyor yani, Türkiye aslında. Solu yok ortada süreçte. Ortada bir sorun var. Bu sorunu çözelim derken kimileri sonucu farklı değerlendiriyor. Kimileri yaftalanıyor. Hani konuşabilirliği de zemini de galiba işin biraz bozuluyor mu? Siz zaten fotoğrafı diyorsunuz ki bu Türkiye'nin bölünmesi yani, midir? Haklar, demokratik haklar, eşitlik ayrı bir şey. Şimdi mesela bizim partinin adı niye Hak ve Eşitlik Partisi? Hiçbir zaman tarih boyunca yani kabilelerden, aşiretlerden, devletlerden, toplu hiçbir zaman olmamıştır ki Türkiye'de de bir hak ve eşitlik olmadı ki. Benim kuşağım görmüş mü? Yok böyle bir şey. Hak ve eşitlik meselesi ayrı. Şimdi karşınızda ne var? Mesele solcu, molcu, haklar, maklar böyle değil. Elinde silah tutan 5000 insan var. Bizim topraklarımızda ve Kuzey Irak'ta sana tehdit ediyor. Yapmazsan böyle yapacağım. Yapmazsan 50.000 kişiyi sokağa dökerim. Yapmazsam şu. Bak yollarım kesiliyor. Asker topluyor. Efendim adamlar kaçırıyor. İnfaz ediyor. Polisleri, subayları, askerleri sokak ortasında gündüz öldürüyor. Devletin egemenliği diye bir şey var. Bunu sağlayacaksınız. Önce bunu bir yapsanız. Şöyle. Burada olay şu. Baktığın zaman duygular olarak ya orada insanlar var, hakları verildi mi, işte efendim isimleri verildi mi, şehirlerin isimleri, köylerin isimleri, onlara zamanında bu yapıldı, şu yapıldı falan. Mesela o 90'lı yıllar dediğinizde bu PKK'nın o bölgede, illerde, ilçelerde, köylerde, mezralarda o parçalanmış 19 kadın ve erkek çoluk çocuk, 34 kadın erkek yaşlı çoluk çocuk, bu nedir bu? Silahla bana siyasi sonuç dayatıyorsun. Böyle düşüneceksiniz önce. Ve hala dayatıyor. Niye kandil kandil diyorsunuz? İkide bir kandil, ikide bir kandil aşağı. Çünkü patronlar orada. Elimizde silah bekliyoruz diyor. Bu devletler de kişi gibidir. Onur, gurur ve şereftir. Bunun tanımı özgür, bağımsızlık diye bir şey var. Egemenlik diye bir şey var. Egemenliği ve bağımsızlığını kaybettiğiniz an hiçbir kıymetiniz yok. Güvenlik diye bir şey var. Bölgede güvenlik yok. Şuraya getirmek istiyorum. Nasıl sağlayacaksınız güvenliği? İmralı öyle demiş de, Kandil böyle demiş de, bilmem Ampul Partisi şöyle demiş. Efendim milletvekillerinin haberi yokmuş. Ne haberi yok? Ne istiyorsunuz? Yani fırtınalar, kasırgalar, Karadeniz'de ayağın don olsun, 13 metreye çıksın. Burada bir şey var. Neyle karşı karşıyayız biz? Sizin milletvekillerin neden bu yolun nereye doğru gittiğini anlamıyor. Sanki yeni bir şey. Mesela serve koymuş mu adam? Koymuş. Diyor ki özellik bir sene sonra bağımsız Kürdistan diyor mu? Var mı bu? Koymuş mu bunu 1920'de? Koymuş. Duruyor mu? Şimdi de adamlar çıkıp özellik diyor mu? Siz bunu duymuyor musunuz? Arkadan da bağımsızlık geleceğini görmek için iki şey bilmeniz lazım. Bir, dünyanın halk tarihini. İki, dünyanın siyasi tarihini. Üç, Türkiye Cumhuriyeti'nin 91 yıllık geçmişi bildirecek. Peki mesela şimdi nasıl burada çözüm? Mesela siz nasıl çözüm? Yani çözüm nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Çözerdiniz. Onu bizim, ben o zaman bir şöyle bir şey yapayım. O pratik. Şey bizim iktidar olma, bizim için en pratik soruyu soruyorsun. Sayın Pamukoğlu. Evet, bütün politikalarımız oraya çıkıyor. Gazi'yi de dinleyelim. Gazi'yi de dinleyelim. Ardından sizin önerinizi, bizim, çözümü bizim ve sorular da gelecek biz, sanırım. Hiç, bizde eksik yok. Net ve açık bizde. Biz hayatı yaşamla ve pratiğiyle biliriz. Hayat bir sürü sözler, bir sürü hayaller, bir sürü tasarımlar diyedir. Hayat bizzat yürünür.
basacaksın, göreceksin, yaşayacaksın. Yalnız nereye bastığını bilmen için geçmişte de bu insanoğlu hangi yola nasıl basmış onu da bileceksiniz. Şimdi Gazi'yi de dinleyelim ardından, çünkü daha vaktimiz var. Özellikle 90'lar denildi. Siz o sırada Güneydoğu'da görev yapan bir askerdiniz. Belki onunla ilgili de sorular gelecektir size. Gazi de bir girişini yapsın, ardından tartışmanın detaylarına geçelim. Ve tabii ki sizin çözüm öneriniz ne, onu konuşalım. Çözümü, bizim evet. Çözüm önerimizi partinin programı net açık. Evet, Gazi seni de dinleyelim. Evet, ben ilk önce başlamadan önce Türkiye'nin dört bir tarafında direnen işçiler, emekçilere selam yollamak istiyorum buradan. Ayrıca Ankara'da Şinasi ve Akün sahnesinin yıkılmaması için, sanat için direnen sanatçılarımıza da selam yollamak istiyorum. Atatürk gençliğinin onların daima yanında olduğu mesajını buradan iletmek istiyorum kendilerine. Şimdi burada sorunu tartışıyoruz ama sorunun adını koymada bence bir problemimiz var. Bu sorunun adı Doğu sorunudur. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin başını çektiği küresel güçler bölgede, Orta Doğu'da emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek için bölge ülkeleri üzerinde bazı oyunlar oynamaya giriştiler. Şimdi bu arkadaşların çıkarları var bu bölgede. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bölgenin doğal kaynaklarını, başta petrol ve su olmak üzere, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyor. Bunun önünde de bazı engeller var. Nedir bu engeller? Mesela bölgede üniter yapısını sağlamlaştırmış güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, ABD ve AB emperyalizminin önünde büyük bir engeldir. O yüzden öncelikle üniter devletlerin tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyor emperyalizm ve küresel güçler. Bunun öncesi Körfez Savaşı'na dayanıyor. Bildiğiniz gibi 90'larda başlayan Körfez krizinden sonra PKK, Irak'ın kuzeyinde iyice yerleşmeye, güçlenmeye başladı ve orada kukla bir Kürt devleti oluşmasının önü açıldı. Aslında sözde kukla Kürt devleti. Şimdi bu. Şimdi o zaman sen de katılıyorsun Sayın Pamukoğlu'nun söylediğine, bir tarihsel süreç yaşanıyor. Tabii ki gözümüzün önünde tarihsel diyorsun. Bir süreç var ve bu bir Sevir dayatmasıdır. Şimdi 21. yüzyılda Sevir projesini tekrar uygulamaya sokmak istiyor küresel güçler. Bunun ayaklarından birisi Orta Doğu. Orta Doğu'yu kendi amaçlarına göre dizayn etme çabasındalar. Türkiye'yi burada üniter devlet yapısını parçalayarak, Türkiye'deki çeşitli grupları kışkırtarak bu amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Şimdi bu çözülemeyen Doğu sorunu için biz ne yapmalıyız? Bizim yolumuz ne olmalı? Öncelikle biz Türkiye'nin üniter yapısına, bölünmez bütünlüğüne sıkı sıkıya sarılmak zorundayız. Bizi birleştiren nokta millet sistemimizdir. Millet sistemini sonuna kadar savunmalı ve sahip çıkmalıyız. Bu ülkede Kürt kökenli yurttaşlarımızın cumhuriyetle hiçbir sorun olduğuna ben inanmıyorum. Kürt kökenli yurttaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılmak istemiyorlar. Ama gelin görün ki ABD ve AB emperyalizminin kucağına düşen PKK terör örgütü gibi taşeron örgütler bu emperyalizmin amaçlarına, emellerine hizmet ediyorlar. Ve projelerini iktidarda bulunan siyasal İslamcılar eliyle Türkiye'de uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi bölücü ve gerici... Gördüğün fotoğrafı ifade ediyorsun. Evet. Deminden beri tartıştığımız konularla ilgili ama bir süreç de yaşanıyor. Tabii bu sürece... Şimdi öncelikle arkadaşlarıma şu konuda katılıyorum. Bu süreç samimiyetsiz bir şekilde yürütülüyor. İktidar partisinin milletvekillerinin bile bu süreç hakkında tartışın, onlarla konuşun, hiçbir fikri yok. Şimdi o zaman tartışmayı şöyle bir noktaya taşıyalım. O 90'ları da gerekirse konuşalım. Evet. Bir sorun olduğunu ifade ediyor arkadaşlar da Sayın Pamukoğlu. Ben de şunu söylemek istiyorum. İki seçim geçirdik. Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim. Türkiye'nin bir seçim haritası var. İl Genel Meclisi'ne baktığımız zaman Güneydoğu bölgesi için AKP'yi ve HDP'yi görüyoruz ki yoğunlukla HDP'yi. Şimdi Kürt halkının ne istediğini HDP ve AKP'nin politikalarına bakarak bir çözüm süreci istediği olarak da yorumlayabilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Hani o bölgede yoğunluklu olarak yaşayan insanlar da bir iradeyi ortaya koymuş oluyorlar bu durumda. O fotoğrafa, o haritaya baktığımız zaman. Şimdi şöyle. Bir, mesela bu çözüm süreci samimi değil. Buna gerek yok ki zaten. Konuşulan şey bir defa kurum müessesi olarak yanlış. Ne demek müzakere yapmak? Ne demek müzakere? Müzakereyi ne için yapıyorsunuz? Bir de şunu kaçırdığında her şeyi kaçırırsınız. Bizim topraklarımızda ve bizim topraklılara mücavir Kuzey Irak topraklarında 5 ila 6 bin kişi silahlı bekliyor. Tehdit,
tehlike yaratıyor. Girerim, vururum, kırarım, basarım diyor. Bir defa bunu kaçırdın lan. Yani ne konuşayım ben? Bu esas sorun bu. Bir defa evet, AKP bu işi samimi yürütmüyor. Kardeşim bunun kendisi yanlış bir defa. Ne demek müzakere? Çözüm nasıl olacak? Müzakere çözüm pratik. Çözüm pratik. Nasıl? Ben çok merak ediyorum. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Çözüm denilen şey partinin resmi programı. Resmi programı. Şey değil hani böyle sen bana söyledin ben sana söyledim. Resmi. Resmi program şudur. Halkı davet. Partiye davettir. Kürt halkını partiye davet ediyorsunuz. Ne Kürt halkı? Ne Kürt halkı? Türkiye Cumhuriyeti milleti var, halkı var. Atatürk'ün dediği gibi yani hissedersen ne mutlu Türk'üm dersin. Beğenirsin, beğenmezsin. Mesele şu. Bir, hiçbir devlet kendine silahları çevirmiş bir grupla müzakere yapmaz. Reddediyoruz. Yerleri belli, sayıları belli, baştakilerden belli. Yapılacak şey şu, parti programını söylüyorum. Bir, 30 gün müsaade ediyoruz. Silahlarınızı alıp teslim olacaksınız. 30 gün. Eğer yapmaz iseniz, hepinizin yerleri belli, sayınız belli. Gider alırız. İki, Türk mahkemelerinin elinden alınan idam yasası, terör örgütü kuran ve liderlik yapanlara geri getirecektir. Üç, bölgede aşiret düzeni, feodal düzen yıkılacaktır. Onun için yapılacak şey toprak reformudur. Hı hı. İşte partinin programı, işte çözüm. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Halka gelince, oradaki halkı içinde ben yıllarca yaşadım. Hı hı. Köylerinde yaşadım. Böyle şehirlerinde falan değil. Köylerinde, yan yana iç içe. Halk o bölgedeki Kürt vatandaşlarımıza en büyük zarar bu PKK verdi. Bir şey söyleyebilir miyim? PKK verdi. Böyle kaldır o silah sistemini. Hı-hı. Silahları kaldır. Bir de şu var. Herkesin tehdit ve tehlike anlayışı şeref ve haysiyetle ilgili. Bize silah doğrultmuş olarak bizden siyasi çözüm bekleyemezsiniz. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim sonra Yaşar'a bırakacağım da. Şimdi bak bunu söylüyorsunuz. Ama bu ülke yıllarca İki taraftan da yani Kürt halkından da Türk halkından bir sürü kayıp verdi. Ya bunu bence hiç kimse istemez zaten bunun devam etmesini. Ya bu söylem iki tarafı da bence daha kızgınlaştıran bir ortama sürüklüyor. Bu birincisi. Ben bir bitireyim sözümü. Bir dakika sonra. Kızgınlaştırma. Ama şöyle bakın çözüm yani hadi her şeyi bırakın gelin demekle bence olmuyor. Dakika. Çözüm şöyle olabilir. Ya bu benim fikrim de. Sen parti programı dinledin. Şimdi senin bir çözümün ne bu? Resmi programı. Mesela ben diyorum ki bu ülkede yaşayan bütün halkların emek ekseniyle kurduğu bir cumhuriyette zaten bence böyle tartışmaların, böyle sıkıntıların ortadan kalkacağını söylüyorum ben. Yani ben demek istiyorum ki bütün halklar, yani ben bunu Kürt'ü, Türk'ü diye ayırmıyorum. Ya bu ülkede belli sıkıntılar varsa, belli bir halka dair sıkıntılar varsa bunlar emek ekseniyle çözülebilir. Aynen. Bunlar emek ekseniyle çözülebilir. Yani şimdi şöyle bakmak bence belli sıkıntılar yaşıyor. Ya daha önce atıyorum bir taraf tamamen haklıydı. Tamamen yaptığı her şey doğruydu. Diğer tarafta tamamen suçluydu. Tamamen hep yaptığı yanlıştı. Böyle bakmak bence bizi yanlış açıyor. Şimdi ama şunu da ayırmak lazım. Bir terör sorunu. Ben bundan bahsediyorum. Evet, Türkiye'nin ayrı bir şey. O ayrı. Hayır, orada sizin benim bahsetme olduğum şu. Şimdi biz beğenelim beğenmeyelim. Bakın ben vermedim oyun mesela. Ben Selahattin Demirtaş'a oy vermedim. Ama şu bir gerçek ki bu ülkede milyonlarca insan sadece neredeyse 100 ona yakın. Bakın. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlar da vermiyor. Vermiyor. Niye vermiyor? Peki ben soruyorum. Vermiyorlar. Nereden alıyor %10'luk oyu? Çünkü onun PKK uzantısı olduğunu biliyorlar. PKK onlara çok çektirdi. Siz bunları görüp yaşamadınız. İşin içinde değilsiniz. O acıları, parçalanmış insanları görmediniz. Onlar büyük azaplar, acılar çektiler. Vermiyor. Verse zaten bu ne baraj konuşulur. Baraj konuşuyorsunuz. Yok %7, %8. Çoktan onlar %20'lerle girerdi. Buradaki sıkıntı şu. Şu bir şey atlamayınız. Silah dayatarak olmaz. Mesela partinin sosyal devlet anlayışında ne diyor? Bak hemen diyor şey yapacağız diyor. Reformlar getireceğiz. Bu aşiret düzeni ve toprak reformunu yapacağız diyor. Mesela partinin halkçılık konusunda, ekonomi konusunda, eşitlik konusunda her şeyi var. Fakat bir tek şey farklı arkadaşlar. O da şu.
bu silahla olmaz. Tamam, ben de mesela bu konuda doğru şey yapıyorsunuz da ben şunu anlamıyorum mesela. Eğer diyorsunuz ki Kürt halkı buraya oy vermediğini söylüyorsunuz. %9.7 Ben söylemiyorum. Alamıyor işte oy alsın. Nasıl alamıyor? Nasıl alamıyor? 1 Mayıs'larda Diyarbakır'da toplanan milyonlarca insanla Nevroz günlerinde oralarda siz toplanan biraz insanlar önce ne kim? Niye konuştunuz siz şu şeyi? Söyleyin barajı. Barajı geçmek ne demek biliyor musun? 5 milyon oy almak demek. Türkiye'de 13-14 milyon Kürt vatandaş var. Alamıyor. Tabii ki alamıyor. Bunların niye bir alamıyor? Toplamı AKP'ye oy veriyor. Bir dakika, niye alamıyor? PKK partisi neden alamıyor? Neden Kürt vatandaşlar ona oy vermiyor? Zaten belli sıkıntıları var ama bu dediğiniz sıkıntılarla alakalı değil şimdi diyorum. Şöyle, ben zaten HDP'nin mesela şunu söylediniz ama. Bölgede ya AKP alıyor ya HDP alıyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin parti cenneti olduğu ifade edilir ya, hani bir sürü parti var. Hiçbir parti varlık gösteremiyor ama yani bu da bir irade değil midir? HDP açısından verilen bir oy var oraya da nihayetinde. Bak, siyaseten şöyle bakmak lazım. PKK 30 yıldır var mı? Var. Bölgede hakimiyeti ele geçirmek istiyor. Hakimiyet diye bir şey var. Kavramları böyle kullanacaksın. Bölgede hakimiyeti ele geçirmek için silahlı olarak başlayan Marksist-Leninist bir örgüt. PKK'nın nasıl her partinin programı var, PKK'nın da programı var. Marksist-Leninist bir programı var. Bunu herkes bilir. Binlerce şey var. Kitapları var, dokümanları var, mehazları var. Ne istiyorsanız var. Dosyalarca. Belli. Bölgede hakimiyet kurmak istiyor. Her defasında PKK zaten Kürdistan İşçi Partisi biliyorsun. Evet. Partiye karkaran evet, Kürdistan. Evet. İşçi Partisi zaten. Fakat yasaklı bir parti olduğu için ve terör örgütü kabul edildiği için daima onun bir unsuru giriyor. Herkes de biliyor ki PKK adını sahneye çıkartmış bir parti var. Bu parti arkadaşlar oy alamıyor 30 yıldır. Alamıyor bir türlü. Kimden alıyor Selahattin Demirtaş oyunu o zaman? HDP diyelim. Bakın, kim? Selahattin Demirtaş meselesi değil. Ya da HDP kimden alıyor? Baştan konuşmalarınızı, bak, konuşma da bir zincir gibidir. Ne konuştunuz? İlk başta ne konuştunuz? Konuştuklarınız hep barajdı. Baraj demen 5 milyon oy. Alamıyorsun. 3,5 milyonda kalıyorsun. Tamam işte tamam. O 3,5 milyon kim? Ben onu soruyorum. 3,5 milyon dediğim işte bölge halkı. Bölge halkı. Ben de diyorum ki çek şu silahı bunların ensesinden. Basma gece yarısı mezraları, köyleri. O 3 milyonu da alamayacaksın. Bizim yapmak istediğimiz bölge halkını rahatlatmak. Kürt vatandaşlarımızın derdini biz biliyoruz. Olay Kürt vatandaşların o haklar, eşitlik meselesi dışında burada bizi rahatsız eden şey şu. Bize silahla siyasi amaç iddia edemezsiniz. Üzerimize gelemezsiniz. Bakın bu bir daha şunu söyleyeyim. Bu egemenlikle ilgili bir şey. Bu şeref ve onurla ilgili bir şey. İşte ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir şey var. Bu devleti ve bu millete silahla bir şey yaptıramazsınız. Ve zaten yapılamayacak. Yani temelde öncelikle iradenin de üstünde, vatandaşın o iradesinin de üstünde silah gölgesi var diyorsunuz. Ya bu gölgesi var değil, herkes görüyor. Görmüyorlar mı? Bunu ben, tamam. 30 yıldır var bu zaten. Şimdi biraz daha kaynağa doğru gidelim dilerseniz. Mesela 90'lar dedik, siz o bölgede görev yapıyordunuz. Sözlerinizin arasında da zaman zaman buna ilişkin orada yaşayanların asıl sıkıntısını ben yaşadım, biliyorum ifadesini. Ya hep bizi, bir dakika, bu ülkede milyonlarca genç yaşadı. Semra Hanım ne bizi? Ben bakın o bölgede benim hesaplarıma göre 8 ila 12 milyon kadar Türk genci, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı orada gitti, askerlik yaptı. Yani giden subaylar, az subaylar, uzmanlar dışında milyonlarca. Ben bir şey söyleyeyim. Onlar her şeyi biliyor. Şu anda bizim konuşmamızı da dinliyor. Onlar her şeyi biliyor. Yani fiilen yaşadılar onu. Gördüler. Bütün olay silahlı baskı. Çek onu. Bak bir daha söylüyorum. Silahlı baskıya rağmen bu 30 yıldır bu örgüt ve onun temsilcisi parti 3,5 milyonu geçemiyor. Sayın Pamukoğlu. Ya, geçemiyor işte. Yani. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben şunu sormak istiyorum. Bakın tamam, bu silahlı mücadele. Ben zaten dediğim gibi yani bu ülkede işte iki tarafında işte insanların ölmesi, şunu zaten istemiyorum. Ama şunu soruyorum. Dediğiniz gibi bu gücü çekelim. Zaten buradan çözümü düşünmüyorsunuz. Ama şunu soruyorum. Yani peki bitecek mi? Mesela şu bitecek mi? Hayır. Mesela
Kürt halkında, yani ben bunu inandığım için söylüyorum, mesela Kürt halkı da eziliyor bu ülkede. Mesela bu bitecek mi? Ya da atıyorum Kürt emekçi insanları. Eziliyordan kasıt ne? Kürt yani, emekçi insanları. Yok, bunlar şey klasik. Ya da bak, klasik anlamıyla söylüyorum. Bak, ya da bitecek mi mesela? Bu bizim bu ülkede, gençliğimizden beri, bizim bu sizin söylediğiniz şeyler, bizim ta çocukluğumuzdan beri duymaya alıştığımız şeyler. Kürt halkına eziyet bitecek mi? Onun hakları bitecek. Neymiş o? Hayır, ben zaten şunu söyleyeyim. Bakın ben bu ülkede... Bu 50 yıldır aynı şey. Şimdi söylendi, zaten, söylendi, geldi buraya kadar bir geldi. Şey, bir söyleyebilirim. Ben zaten şöyle bir şey savunmuyorum. Yani bir, evet, iki tarafında ben milliyetçiliğini yapmıyorum. Yani ne Türk milliyetçisi olarak tanımlıyorum kendimi, ne de Kürt milliyetçisi. Ben zaten topluma ve Türkiye'ye bir sınıfsal eksenle bakıyorum. Yani ben bir insanın milleti üstünden bir bağdaşlık kurmuyorum. Ben bir insanın sınıfı üstünden, yani emekçi, işçi olması üstünden bağdaşlık kuruyor. Türkiye'de sınıf var mı? Evet. Ben tarihe bakarken zaten sınıf savaşımları diye bakıyorum. Ben şimdi ben soruyorum. Sınıf olmadığını bugün, düşünürsek zaten bugün, tarih gider, bakış açımız gider, buradan daha farklı oluyor. Bu iş gider gider. Marx'a da gider, Hengel'e de gider, Herçel'e gider. Bence, ama bir dakika. Türkiye'de sınıf kaldı mı? Ben soruyorum. Nasıl kaldı mı? Yani bugün yatağan direnişini yapanlar kimlerdi? Bugün Soma'da yine eylem yapanlar kimlerdi? Bugün tekel direnişini, Ankara Ayazı'nı ısıtanlar kimlerdi? Ben bir şey söyleyeyim. O öyle yapılmaz. Onu 70'lerde gör, nasıl yapılıyordu. 80'lerden önce gör. Nerede onlar? Sınıf o zaman 70'lerde var. Şimdi sınıf mınıf yok. Şimdi sınıf bitti mi? Bitti tabii. Türkiye'de sınıf bitti. Nasıl bitti? Bir dakika. Öyle o 1000 kişi, 2000 kişiyle yapılmaz. Yüz binlerce kişiyle yapılır. İşte sınıf budur. Nerede işçi sendikaları? İşçi sendikalarını 70'te karşısına ordular diz. Ordular. Kimse önünü kesemiyordu. Şunu demek istiyorum. Var zannettiğiniz şey eridi. Bu iş 1000 kişi, 500 kişiyle olmaz. 70'lerdeki gibi yapacaksınız. Sayı konu... Ben ne, bak nasıl söylüyorum? 70'lerdeki gibi yapacaksınız ama siz oralara yetişemediniz. Yok, ben oralarda olsaydım, sağ olsun tam... kitaplar şunlar tamam, yeterli oluyor anlamam da şunu söylemek istiyorum. Zaten ben sınıf mücadelesini de sayı üstünden yapmıyorum. Ya bugün hiçbir direniş olmasın, yaprak dahi kıpırdamasın, yine bir sınıf mücadelesi vardır. Bence bu sendikaların durumu ne? Tabii ki sendikalar şu an çok kötü. Ama ben zaten burada savunduğum şey benim toplumsal muhalefet. Benim bahsettiğim şey sokaklarda, Haziran'da mesela sokağa çıkan milyonlarca insan. Sınıftan bahsettiğim, orada ortaya çıkan, sınıf kimliğiyle ortaya çıkan insanlar. Bu ayrı bir konu. Benim demek istediğim şu, ben zaten Kürtlere de, Türklere de, Alevilere de ya da başka bir şeye de bakarken mezhebi, dini, dili üstünden bakmıyorum. Sınıfı üstünden bakıyorum. Yani bir insanın ezilmesini ben sadece Kürt olduğu için değil. Evet bakın, Kürt olmasından da bu ülkede insanlar ezildi. Sırf Kürt olduğu yüzünden bu ülkede tarihinde gördü bunları. Ama şunu söylüyorum, sadece işte Kürt olmasıyla değil bu. Bulunduğu sınıfsal eksenle ben açıklıyorum bunu. Yani siz bulunduğunuz sınıfsal eksenle zaten eziliyorsunuz. Belli bir sınıf tarafından zaten eziliyorsunuz. Yani bu ülkede Kürtler için TÜSİAD benzeri işte bir yapılanma kuruldu. Bu kimin işine yaradı? Emin olun oradaki Kürtlerin, emekçilerin işine yaramadı. Aynı şekilde Türkler için de bu geçerli. Yani benim bahsettiğim çözüm, eğer bir ırk, mezhep, din üstünden kurulursa çözüme ulaşmaz. Biz zaten bir... Yani onu, demek istediğiniz çözüm, ona baktığınız zaman şöyle, bunu söylediğiniz zaman siyasi mücadele içerisinde örgütlere bakmanız lazım. Siyasi mücadelesi örgütlerin adı parti. Parti programına bakmanız lazım. Ya başka nasıl yapacaksınız? Siyasi mi? Parti. Ama bir şey var. Şimdi şu son 3-4 dakikada konuştuğun sanki Hak ve Eşitlik Partisi'nin programını okuyormuşsun gibi bir halim var. Ya ayrıştığı noktayı tabii ifade ediyor ama. Tabii yani zaten partinin programı zaten sizin dediğiniz gibi. Sınıf ama tabii hepsi var. Ama bakın, şeyi görmesi başka. Yani silahla beni tehdit edemezsin. Dikkat et. O noktada çok hassaslar. Şimdi onun, burada onun dışındaki her şeyde evet, sanki bizim parti programını anlatıyorsun. Şimdi burada tekrar sorunu bence doğru okuma konusunda affedersiniz bir problem yaşıyoruz. Şimdi sorunun adını da doğru koyamıyoruz. Soruna bakış açımızda da bir problem var. Ben az önce şunu söyledim. Bu sorun bir doğu sorunudur ve bunun öncesinden bahsettim size. Şimdi bölgenin ilk önce ekonomik ve kültürel açıdan, eğitimsel açıdan neden geri bıraktırıldığını incelememiz lazım. Asıl sorun o bölgede yıllarca Türkiye'de iktidara gelen 1950'den itibaren karşı devrimi temsil eden partiler ve iktidarlar oy deposu olarak gördükleri aşiret reisleriyle, feodal güçlerle işbirliği içinde oldular.
bilerek ya da bilmeyerek onların amaçlarına hizmet ettiler. Şimdi bölgenin asıl sorunu hala feodalitedir. Geri bırakılmış olmasıdır. İlk önce bölgenin ekonomik sorunları çözülmelidir. Hep çözümden bahsediyoruz. Bizim çözümümüz ne olmalı? Şimdi arkadaşlar ilk önce şu tanımda hepimizin birleşmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir demiş ve noktayı koymuş. Şimdi bu bizim bakış açımızı şekillendirebilir. Bunun bağlamında çözümümüz ne olmalı? İki başlık. Bölgede cehaletin ve taassubun kırılması lazım. Bu kör bakış açısının kırılması lazım ve yıllarca Türkiye'de 1950'den sonra karşı devrimle birlikte iktidara gelen güçler, siyasal güçler, hükümetler sürekli bunların oyununa alet oldular. Az önce de belirttiğim gibi bilerek ya da bilmeyerek bu politikaları uyguladılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün devletçilik politikası bölgenin sorunlarına çözüm getirebilir. Şimdi devletçilik deyince bütün sermayenin... Şimdi ama temelde şöyle bir problem var zaten. Farklı çözüm önerileri geliyor ve bu çözüm önerileri üzerinde uzlaşı yok. Problem bu zaten. Hani onu uzlaşı nasıl sağlanacak? Uygulanabilirliğine değinebilirim hemen. Şimdi burada devletçilik deyince insanların aklına hemen şu geliyor. Sadece ekonomi devletin elinde olacak. Hayır. Bölgede ve bu Türkiye genelinde sadece Doğu ve Güneydoğu ile ilgili değil. Az evvel Sayın Pamukoğlu dedi ki hani siyasete ne işin, kim uygulayacak bunu? Siyasi tabii. Örgütlenme. Bu böyle bir siyasi örgütlenme var mı örneğin önerdiğin çözümü sahiplenen? Şimdi bunu Kemalist programı uygulayan hükümetler bu sorunu gayet çözebilirler. 1950'den sonra Kemalist program hiçbir hükümetin yol haritası olmamıştır. Hepsi Kemalist ideolojiden uzaklaşmışlardır. Kemalist ideolojinin ekonomik programı buna bir çözümdür. Bölgede, Sayın Pamukoğlu'na soralım. Ben hemen bir ekleme yapabilir Kemalist miyim? Kemalist programın çözüme ulaştıracağını. Bir kısa ekleme yapmak istiyorum. Eğitim ve kültür, eğitim, kültür ve ekonomi devlet eliyle orada yerleştirilebilir. Tabii ki özel sektörde teşvik edilecektir. Zira Atatürk'ün Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik birçok projesi vardır yatırım amaçlı. Özellikle Tunceli bölgesinde çeşitli tesisler, fabrikalar Atatürk temelden başlamıştır. Yani buna birçok örnek verebiliriz. Bu program Sayın uygulandığı takdirde bir çözüm olur. Hani evet. Şimdi kardeşimizin söylediği tabii Atatürk dönemi ve onun ilkeleri üzerinde ama esas bir şeyden şu feodal yapı. Feodal yapı bizim parti programında direkt hedef alınmıştır. Şimdi bu aşiretler, Güneydoğu'da aşiretler. Güneydoğu'da aşiretler biliyorsunuz her zaman hükümettedir. Ne demek bu? Dayısının oğlu A Parti'de. Amcasının oğlu B Parti'de. Teyzesinin o kızı C Parti'de. E Parti falan. Yani her zaman şey biter. Bir parti hükümetten düşer, aşiret daima hükümettedir. Feodal yapı. Kullandıkları sistem budur. Hayır, bir de şu yok mudur Sayın Pamukoğlu? Sistem beraber. Yani aşiret her zaman hükümettir. Unutmayın. Amca yeğen ayrı ayrı partilerdedir. Hayır. Hepsi meclistedir falan. Cemil Hanım aynı şey. Aşiret, mesela aşiret her zaman hükümettedir. Bu söylediğim sistemdir. Evet. Çünkü aşiretten çeşitli insanları çeşitli partilere koymuşlardı. Mesela senin partin hükümetten düştü mü? Yani halk düşürdü, az oy aldın. Fark etmez. Öbürkü geldiği zaman ben zaten gene hükümetliyim. Bu feodal yapı yıkılmadan hiçbir şey olmaz. Biraz önce çok genişletmedim. Toprak reformu işte arkadaşlar oydu. Toprak reformu. Şimdi bölgede o kadar çok şeye ihtiyaç var ki bölgeyi iyi bilen. Ama iyi bilen öyle Diyarbakır'a gittim, 3 saat kaldım, döndüm değil. Adım adım. Köy köy. Mezra mezra. Kasaba kasaba bilen biri bütün ne ihtiyaç var her şeyi bilir. Bir defa bu feodal yapı, aşiret yapısı kesin yıkılması lazım. Ve başka bunun yapılacak işi söyleyeyim. Yani siyaseten. Toprak reformu kesin uygulanması lazım. Biz mesela buraya ben getirmedim parti programı falan. Halkçılık ve sosyal devlet, işte sizin biraz önce saydığım şeyler partinin tamamen programı içerisinde. Tabii programın içerisinde yani. Sosyal devlet esastır. Çünkü bu kapitalizm ve emperyalizmin yani çılgınlığı ve vahşeliği gittikçe her şeyi yani ya rüzgar ve fırtına önüne alıyor ya selin önüne katıyor, kütük gibi götürüyor. Kesinlikle halk tabakalarının ve alt gelir düzeylerinin orta sınıf ve altının mutlaka korunması lazım. Bu da partilerin arkadaşlar mutlaka ekonomi programlarının içinde yer alması lazım. Diyeceksiniz ki şunu da söyleyeyim.
Diyeceksiniz ki bu partiye oy verenler partinin ekonomik programını biliyor mu? Hayır. Okumuyorlar bile. Sorun bakayım. En müfit bir partiye sorun. Eski partilerden bu hani 80 yıllık, 90 yıllık, 50-60 yıllık partilerin. Deyin ki sizin oy verdiğiniz partinin siyasi ilkeleri veya ekonomik ilkeleriyle ilgili bana 3 tane madde söyle. Bir daha söylüyorum. Asla bilmiyor. Bir daha söylüyorum. Deneyin bunu, çıkınca deneyin. En böyle bildiğiniz ya bu koyu A partisi, koyu B partisi. Şeye sorun, anne babanıza sorun. Orada da bir problem var. Amcanıza, dayınıza yani. Sorun. Sayın Pamukoğlu bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra devam edelim. Yani Türkiye'de demokrasinin yaşayışındaki problemlere de işaret ediyoruz. Programın içerisinde aynı zamanda. Hani oya yansıması başka bir şey. Oya nasıl yansıdığı anlamında da kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra öğrenci işleri devam edecek. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden, öğrenci kulüplerinden, farklı fikir kulüplerinden gençler konuşuyor. Türkiye'nin sorunlarını siyasilerle birlikte diyoruz. Ve bugün Osman Pamukoğlu'nu ağırlıyoruz. Azıcık bir kısa aramız var. 10 dakika sonra yine saat başında karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Üniversite öğrencilerinin konuştuğu program Öğrenci İşleri devam ediyor. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Osman Pamukoğlu, EPER Genel Başkanı ve Türkiye'nin yaşadığı soruna AKP'nin HDP ile beraber ki İmralı Kandil'le birlikte yürüttüğü bir çözüm diye ifade ettiği o süreci değerlendirmeye çalıştık. Şimdi bir yandan da sorun tespitleri yapıyoruz bu ülkede ve çözümler ifade ediliyor. EPER Genel Başkanı olarak Osman Pamukoğlu'nun sunduğu bir program ve bu ülkeye sunduğu parti olarak bir program ve çözüm önerileri de var. Bu düzlemde katkı koyuyor. Genç arkadaşlarımız da kendi düşünceleriyle birlikte o sorun nasıl çözülürü bulmaya çalışıyoruz. Sözünüzü bağlamıştık dedik yarıda. Tekrar tabii değerlendirmeler olacak. Yaşar'ın sanıyorum bir sorusu var. Biz aslında yolsuzluk haftası ve cemaat operasyonu düzlemine de gelmek istiyoruz. Çünkü Türkiye nereye gidiyor sorusuna baktığımız zaman sadece böyle bir düzlemde sıkışmışlık görünmüyor. Aynı zamanda da rejimle ilgili de kaygılar dile geliyor. Öyle bir dönem yaşıyoruz. Oraya da bakmak isteriz. Yaşar, sen sorunu sor. İstersen burayı bağlayalım. Sonra diğer konulara geçelim. Şimdi Kürt meselesinin geldiği noktayı silahlı eylemleri ve silahlı zorlamadan bahsetti Osman Bey. Bu konuda benim düşüncem terörle mücadele tabii ki de müthiş derecede gereklidir. Yani en hakkı davasında bile eğer o dava teröre bulaşırsa %100 haksız duruma düşer. Bu konuda bir sıkıntı yok. Üniter devlet içerisinde bu çözümün olması konusunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var. PKK bugüne nasıl geldi? Bu kadar nasıl büyüdü? Yani bu adamlar 84'te dağa çıktıklarında kaç kişilerdi? Şimdi Osman Bey'in dediği gibi 5000 kişiler. 90'lı yıllarda yapılanların buna bir katkısı var mı? Ya da 90'lı yıllarda yapılanların bugünkü çözüm sürecine yansıması. Hayır, cinayetler dönemini kastediyorsun yani şimdi galiba. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani, canlı tanıkları konuşuyor. Yani köy yakılmasından tutun da. Bu sürece gelmekteki hataları mı arıyorsun acaba? Aynen öyle. Yani karşı tarafın hatalarını biliyoruz. 30 yılda görüyoruz. Konuşuyoruz da. Bugün hazırda konuk uygunken bu konuya birazcık da biz neler yaptık onları düşünmek lazım. Tamam, karşı taraf terörize oldu. O yüzden haksızlar. Evet, karşı taraf emperyalist güçlerle ittifak kurdular. Evet, bugün Türkiye Solu'yla ittifak kurmak yerine ya da çözümü Türkiye Solu'nun içinde aramaktan ziyade AKP gibi samimiyetsiz bir hükümetle iş tutuyorlar. Peki biz 90'larda ne yaptık? PKK ve Kürt meselesi bugünlere nasıl gelişti? Nasıl bu hale geldi? Biz bu konunun neresindeydik? Osman Bey'den ben bunları dinlemek istiyorum. Çünkü çok fazla söylenen şey var. Çok fazla tanık var. Faili meçhullerle ilgili, işkencelerle ilgili, devletin çeteleşmesi, devletin meşrulaşması, gayri resmi kuruluşların devlet adına işlem yapması, yargılama yapması, cinayet işlemesi var. Binlerce insanların insan haklarına aykırı şekilde sorgulanması, kayıp olması ve cesetlerinin kuyulara ve kimsesizler mezarlığına gömülmüşlükleri var. Bunların yansımalarını ben Osman Bey'den dinlemek istiyorum. Evet Osman Bey. Şimdi olaya 90'dan değil de 84'ten başlamak lazım. Eruf ve Şemdinli baskınlarından başlamak gerekiyor. Niye önü kesilemedi? Mesela 84'te
başladı. Doğru, dağlarda 60 kişilik, 40 kişilik, 30 kişilik gruplar vardı ama 90'ların başında bölgede Kuzey Irak'taki kamplarda 13 bin kişi vardı. 13 bin. O dönemin şeylerine bakın, arşivlerine, hepinizin de bilgisayarlar var. Bakın göreceksiniz. Niye 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi zaman içinde 10 yılda 84-90, 10 yılda 13 bin kişiye nasıl çıktı, değil mi? Beceriksizlikten çıktı. Değil mi? Yani yılanın başı küçükten ezilir diye bir söz vardır. Eğer silahlı mücadeleden gideceksek. Beceriksizlikten kastettiğiniz... Hazır değil. Yani ne siyasetçiler hazır, ne bürokrat hazır, hiçbir şey hazır değil. Yani kontrol edemiyorlar. Teslim alamıyor, yok edemiyor. Bu kadar açık. Bu. İşte 84'te başladığı andan itibaren asker hareketler de başladı. Yani sadece polis ve jandarma değil, ordu da işin içine girdi. Ne oldu 10 yılda? 80'ler, 90'lar, 60'lar, 40 kişiler, 90 başlarında biz normal gittiğimizde 13 bin kişi vardı dağlarda. Beceremediniz. Yani karşı taraf nasıl bir tehdit, bunu algılanamadı. İstihbarat sistemleri çalışmadı. Dağdaki, dağlarda savaş veya gayri zamer, adına ne dersen de, çetede, gerillede, bugün herkes söylüyor. Onlara uygun bir örgütlenme yapısı yapamadınız. İstihbaratınız iyi değildi. CİTEM mi kurdular? Nerede? Efendim? CİTEM mi kurdular? Ya CİTEM kim kurdu? CİTEM var mı yok mu bilemiyorum. Ben mesela kendi bölgemde hiçbir zaman CİTEM görmedim. Devlet yok diyor, yani resmi kayıtlar yok diyor ama cinayetleri var işte. Olay CİTEM değilsin. Bak, istihbarat nerede var biliyor musun? İstihbarat poliste var. Bir resmi olarak. İstihbarat jandarmada var. İstihbarat MİT'te var. Yetmiyor mu bunlar sana? Peki bu istihbarat neden kullanılamadı? Siyasi iktidarların elini kolunu bağlayan neydi sizce? Siyasetçilere geleceğiz. Ben oradan neden şuraya geleceğiz. 90'larda siz tamamen doğru yöntemi kullandık diyor musunuz? Biz hayır, yöntem diye bir şey yok. Siz oradaydınız çünkü. Oradaydık demekle yani sanki 40 yıldır oradaymışız gibi. Bak şunu bilgi diye bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde istihbaratı polis yapar. Bütün teçhizatı, her şeyi vardır. Elemanları vardır. Devletin jandarması vardır. Dinlemeleri yapar, istihbarat için yetiştiği uzmanları vardır. Devletin MİT'i vardır. Milli İstihbarat Örgütü vardır. Bunların hepsi bölgedeydi. Burada karşı tarafın başlattığı böyle gayri nizami tarzda gerillavari bir hareketlerin nerede, ne zaman, kim, ne yapıyor haberlerini alamadınız. Bitti işte. Devlet budur. Bunların eksiği var mı? Var. Alamadınız. İki, dağlarda muharebe ediyorsanız, yani boğazlarda, geçitlerde, arktik bölgelerde, yani karlı alanlarda, eksi 30'lar, eksi 40'lar, 2-3 metre karda, buna uygun örgütleriniz olacak. Örgüt, silahlı örgütleriniz olacak. Bu hazır değildi. Burada şeysiz yakalandılar yani, aynasız yakalandı. Devlet öyle yakalandı. Siyasi irade de hiçbir zaman bu işin üzerine tam gerçek gidemedi. Sonunda işte 84'te başladı, geldi 90. Gelelim şu faili meçhullere. Bir şey tutturmuşlar 17 bin diye. 17. Kim tutmuş bu kaydı? Rakamı bilmiyor. Bir konuşuyorlar. Ama var öldürülenler var yani. Tabii. Sayıda. Ya 17 bin olup olmadığı tartışılır ama var öldürülenler. Köylerde, mezralarda sadece 91, 92, 93, 94 yıllarının bütün gazete arşivleri ortada. Bak bir daha söylüyorum. Onun gazetesi, bunun gazetesi, böyle yandaş mandaş var ya şimdi, öyle değil. Hepsi ortada. Yüzlerce köy ve mezra basıldı. Çoluk çocuk paramparçaydı. Git şimdi bundan sonra bak. 91, 92, 93, 94. Paramparça. Kim bunlar? Kim öldürdü bu çocuğu? Hepsi zaten PKK gizlemiyor ki, ben yapmadım falan diyor. Bu İmralı'dakinin şeylerini dinle. Efendim konuşmalarını dinle. 3,5 saat konuşuyordu Şam'dan. Öyle yapın, böyle yapın, parçalayın, yanına bırakmayın, bilmem ne falan. Ha şu, efendim
bir yer faili meçhul işlenmiş. Bakın bu kadar karmaşık bir şeydi. Kim kimin? Mesela Hizbullah diye de bir şey çıktı o dönemde. Duymuşsunuzdur Hizbullah. Aynen. Tabii. Hizbullah. Onun da bir sürü işlemleri vardı. Bir savaş alanı gibi. Affedersin. Ortada karma karışık bir yerde ben sana söyleyeyim. Hata üzerine hata yapılır. Yanlışlık üzerine yanlışlık yapılır. Olay normal bir yer konuşmuyorsunuz ki. Her yer alt üst olmuş. Yani bölgenin bütün güvenlik sistemleri A'dan Z'ye yok olmuş. Kimin kime ne yaptığını takip ve kontrol falan edemiyorsun. Edemiyorsun. Şimdi bu konuda Osman Bey, bölge karışık. Evet. Evet, terör örgütünün yaptığı kıyımlar, katliamlar var. Adı üstünde terör örgütü. Terörü savunulacak yanı yoktur zaten. Terörle mücadele haktır. Ama şöyle bir durum var. Biz bir terör örgütü değiliz. Biz devletiz. Devlet babadır. Terör örgütü kötü hayırsız evlattır. Kötü evlat evdeki vazoyu kırdı diye evin babası da gidip vazoyu kırmaz. Onlar faili meçhul yapıyor diye, onlar polis askere giriyor diye. Kaç tane faili meçhul yapılmış? Ne kaç tane çıkmış? Bunun tam sayısı yok. 4000 5000 tane yakınların söylediği var. Şöyle bir 17 bin sayısı yok. Şöyle bir netleşelim. Bu yanlış şey. Bölgede faili meçhul olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bir dakika, hayır. Bu yanlış şeyin silinmesi lazım halk nezdinde. Bu böyle kulaktan dolma bilgilerle falan filan olmaz. Kanıtlanamayan, ispatlanamayan, fiilen ortaya çıkamayan şeyleri söyleyerek olmaz. Ben söyleyeyim. Şu ana kadar benim takip edebildiğim bölgede, hani şu iş yapıldı, şu bölgede şunu, dava sayısı 5-6'yı geçmiyor. Bir daha söylüyorum. 5-6'yı geçmiyor dava sayısı. O davalar da devam ediyor hala. Eğer öyleyse cezalandırılacaklar hepsi. Yani failler tabii belli. Yaşananlarla diyorsun. Faili meçhul anlamında 4-5 mesela, tane dava sürüyor. Diyelim şeyi konuşalım. Benim bölgem, ben Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanıyım ve şey... Diyor, siz bu yapılanmanın dışında olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben, şimdi Arif Doğan falan da açıklamalar attı ölmeden önce. Arkadaşlar. Osman Pamukoğlu falan bu işin dışında dediler yani. Müsaade etmem. Madem öğrenmek istiyorsun. Benim sorumlu olduğum bölgede ancak ve ancak biz arazi tararken veya bir kamp üzerine gidersen bizi ateş edersin, biz ateş ederiz. Dürüst, mert ve açıkça. Anlaşıldı mı? Gayet. Hakkari'de 100 tane köy, 600 mezra vardır. 93, 94, 95'te komutan bendim. Bir tek kişi bir yerde bir şeyin yakıldığını, yıkıldığını veya öldürüldüğünü asla söyleyemez. Zaten olsaydı 1000 defa ortaya çıkardı. Şimdi siz yapmadığınız tartışması var Osman Bey. Ama yapılan bir şeyler var. En vahim bölgeden bahsediyorum Hakkari. Tamam. Bak öğrendi değil mi herkes Hakkari? Hı-hı. Eskiden bilmezlerdi. Çukurca'yı öğrendi herkes. Şemdinli'yi öğrendi. Yüksekoy. Belanın esas olduğu yer Hakkari'dir. Hı-hı. Orada da ben vardım. Tamam. En vahim yerde. Her şeyin en şiddetli cereyan ettiği yerde. Yani 220 kilometre şey. Efendim Irak hududu, 120 kilometre İran hududu, 7-8 kamptan aynı anda Hakkari'ye saldırmalarına rağmen, içerisi karmakarışık olmasına rağmen bir tek faili meçhul asla olmadı. Yapmayız, müsaade etmem. Tamam. Kaldı ki siz bunu başkalarından da dinlediniz. Yani tabii ben şimdi ben şunu demek istiyorum. Yani cumartesi anneleri var bir kere. 500. buluşmasını yaptılar. Yani bunların içlerinde kardeşi, yakını, babası, evladı kayıp olanlar var. Yani sadece faili meçhul değil, işkence meselesi var. Kayıp meselesi var. Ben arkadaşlar bak hiç olmamıştır falan demiyorum. Bu kadar karmaşık, kaos ortamında kimin kime ne yaptığı belli değil. Hangi karakol ne zaman basacak, hangi yol ne zaman kesecek, hangi mezrayı ne zaman paramparça ettiler. Bakın orayı biraz hayal ederek yani nasıl bir ortamda insanlar yaşıyor düşündüğünüzde zaten yok dersen yanlış olur. Birileri hatalar yapmış olabilir ama onlar yargılanmalı ve yargılanmıyorlar şu anda benim bildiğim. 4-5-6 tane mahkeme var bu konuyla ilgili. Yani kanıtıyla, yani tanıklarıyla var. Zaten yargılanıyorlar. Şimdi isterseniz şöyle kapatalım düşüncelerinizi de alarak. Çünkü bu da önemli. Yaşar'ın da gündeme getirdiği konu şu açıdan önemli. Türkiye işte Maraş yaşadı, Çorum yaşadı, Sivas yaşadı. Bir yandan da Güneydoğu'da faili meçhuller diye bir algı var. Siz diyorsunuz ki 4-5 dava var. Şu açıdan önemli. Olmaz. Şimdi bütün bunlar belki de daha yüzleşilerek, aydınlatılarak... Yapılsın, yapılmasın demiyorum. Sevmiyorum. Çorum ve Maraş, Sivas ayrı.
bu ayrı bir şey ya. Bu orada bir gecede 6-7 karakol basıyor. Çorum belli, Maraş belli, Sivas belli. Bunu konuşacak bir şey yok. Yalnız bunun onunla ilgisi yok. Aydınlatın zaten. Yok, ilgili kurum. Niye aydınlatmıyorsun zaten? Aydınlatmak için de iyi bir siyasi irade lazım. Taraf tutmamanız lazım. Tarafsız olmanız lazım. Tabii. Tarafsız. Mesela o bölgelerde mecburen söylemek zorundayım. Yani herkes bilir. Herkesin, çünkü herkesin sorumluluk bölgesi belli, yılları belli, sorumluluk kimde o belli. Herkes bilir. Yani savaştaysanız bile, savaş zaten savaş barış diyorlar değil mi? Zaten her ağzını açan savaş barış diyor. Bu ikisi tehlikeli bir laftır. Eğer bu konuşuluyorsa tedirginlik verir bu. Orada bile dürüst olacaksın. Herkes dürüst olacak. Mertçe yapacaksın o savaşı, mert. Hatalar yapıldığını şimdi, ifade ediyor sayın. Şöyle, yapılmamış olabilir mi canım? Yapılmamış şöyle. 13 tane il konuşuyoruz. 13 ildeydi arkadaşlar o hal ve mücavir. 13 il düşünün. Ya tek tek düşünün. 13 il. 13 ilde herkes tıkır 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 her şeyi iyi yaptı. Bunu zaten söylemek yanlış. Yani bunu iddia etmek yanlış olur böyle. Evet, ama tabii. O dönemde bu kırışıklıktan dolayı yaşananlar, devletin buna göz yumması. Devlet yapmıştır demiyorum. Ama birileri yapmıştır. Sonuçta bir göz yumma var. Çeşitli uygulamalar var. Ve bu şu soruna sebep oldu. Bölge halkında teröre karşı bir sempati yarattı. Katılımları arttırdı. Yani çok basit mantık. 84'te daha çıktıklarında biz sadece 30 yıl içerisinde daha ekstradan katılımı engelleyebilseydik, devlet olarak meşruluğumuzu koruyabilseydik, devlet garantisinin, devlet güvencesini ve bizim devlet olarak o bölgede ırzı, namusu, malı, mülkü, vatandaşı korumak için olduğumuzu inandırabilseydik vatandaşa, sadece katılımı kesebilseydik zaten terör bitmişti 30 yıl sonunda. İnandırmadan ziyade şu, sağlamanız lazımdı, sağlamanız. Sağlayamadık, aynen. Tabii, siz daha doğru söylüyorsunuz, yani sağlayamadık. Teoriyle olmaz. Şimdi oralarda devletin yanında olduğunu ve kendini koruduğunu halk bilecek. Fakat bunu düşünürken hep şöyle de düşünün arkadaşlar. 2803 zimmetrede 13 ev, 28 ev, 23 ev, yani 600 küsur mezra sadece bir ilde. Ve rakımları unutmayın. Tabii. Halk, baştan bir şey söyleyeyim. Bu dediğine gelecek. Zaten baştan halk devletin yanındaydı. Evet. Ve ihbarı kim yaptı biliyor musun? Jandarma ve polisi. Halk yaptı. Evet. Zaten bölgede halk, 84 önce hep CHP alıyordu seçimleri zaten. Şimdi burayı bağlayalım dilerseniz. Şöyle bağlayalım. Şimdi AKP'nin gelişine baktığımız zaman terör bitmişti diye geldiği noktada ki o bölgede çok farklı yapılanmalara da gidildi. O hal kaldırıldı vesaire. Bir farklı süreç yaşadı Türkiye. Şimdi geldiğimiz noktada tam bu müzakereler başlamadan önce onar onar 20'şer 30'ar şehitler duymaya başladık ve bir anda canlandı. Şöyle bir noktaya geldik. Çözümü de ifade ediyorsunuz. Terörle masaya oturulmaz, gidip almak lazım diye şu ana kadar programda hepsini konuştuk. Bir şekilde HEPAR'da sonuçta seçim geliyor. Seçime girecek bir partidir ve siz aynı zamanda parti programıyla birlikte Türkiye'deki sorunlara nasıl çözüm ürettiğinizi de beyan ediyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Ben şunu merak ettim bu konuşmalar yapılırken. Şimdi bir yandan da süreç işliyor ve siz bu sürecin de bir bölünme süreci olduğunu beyan ettiniz. Ama Türkiye'de Yaşar'ın söylediği nokta, insanların birbirlerine karşı ki gelen mesajlara da bakıyorum, bir ayrışma, bir ötekileşme olmuş. Yani tahammülsüzlük oluşmuş. Ki bunu buraya getiren süreç siyaseten bir başarısızlık ve bu siyasete çözüm üretenler de ortada. Siz de bir parti olarak çözüm ürettiğinizi söyleyen bir partisiniz. Bu ayrışmayı nasıl çözeceğiz? Bu uzaklaşmayı nasıl çözeceğiz? Şimdi ayrışma şeyden gelmiyor yalnız. Yani PKK meselesinden kaynaklanmıyorsa şu anda Türkiye ikiye bölünmüş durumda. Yani AK Parti oy veren ve taraftarları ve diğer taraftakiler. Bir defa bunu Anadolu'da istediğiniz ile gidelim. İstiyorsanız Trakya'da il seçin gidelim. Her yerde görüyorsunuz. Ben daha Trakya'dan yeni döndüm. İl il, köy köy, ilçe ilçe dolaştım. Yeni geldim. Bunu her yerde görüyorsunuz. Yani Semra Hanım, bu bölünme salt, yani PKK işinden kaynaklanmıyor. Bu rejimle ilgili bir şey haline gelmiş. Bir defa yani. Cumhuriyet ve rejimle ilgili. Yani çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti. Taraftarları, hayır,
AKP taraftarları. Şu anda Türkiye'nin durumu. Bunun içinde şey de var. Yani tabii bu da ama bu da ayrıldı tabii. Bir de işte yani AKP şimdi, cemaat iş, vardı. Bir de bunlar bölündü. Bu, AKP işte ve cemaat iş, taraftarları. İş bu safhada. Yani ve aslında bu mesela Haziran 7 Haziran'da ne olacak? Şimdi esas şey o. Yani bu kalıp aynen böyle gidecek mi? Yani oylara nasıl yansıyacak? Şimdi bir tarafta blok olmuş bir şey var. Kesim var yani AKP üzerinde. Bunun içerisinde işte kapitalistisi de var. Efendim işte şeyi de, enteri de var, sanatçısı da var, osu da var, busu da var, eğitimsiz halk da var. Dini duyguları, dini duyguları yani siyaseten sömüren insanlar da var. Fakat sıkıntı nerede biliyor musunuz? Burası bir tamam, bir blok. Fakat bu taraf paramparça. İşte burada mesela konuşurken yani bile esas paramparça olan kısım bu taraf. Yani bu hani geri kalan 150 birçok partiye bölünmüş. Peki ortak müştereki oluşturmak bağlamında biraz bu yine bu haftanın gelişmelerine bakarak devam edelim. Cemaat dedi Bensu. Bu hafta cemaate operasyon yapıldı. AKP ile cemaat savaşından yolsuzlukları öğrendik. O ayrı bir şey. Türkiye'nin kaynakları nereye gidiyor sorusuna verilen ayrı bir yanıt çıkıyor orada. Ama Fethullah Gülen hakkında da yakalanma kararı var. Burada da böyle bir savaş var. Bir paralel yapıdan söz ediliyor. Bir mücadeleden söz ediliyor. AKP tarafından paralel yapıyla mücadeleden söz ediliyor. Devletin içine sızmış bir cemaatten söz ediliyor. Şimdi buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Devletin içine bir cemaatin sızması, devletin içinde bir paralel yapılanma, devletteki zafiyet midir? Buna nasıl izin verilmiştir? Nasıl bu noktaya gelinmiştir? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bir cümle söyleyeyim. Arkadaşlarımız konuşuyor. Sızma mızma yok. Ne sızması? Kim nereye getirdiyse hepsini hükümet yaptı. Sızılma mızılma bir şey yok. Niye öyle bir şey yok? Beraber yürüdüler o yollarda diyorsunuz. Aynen öyle. Bunlar bunların yolları da şey, çarpık. Yani düz yolda da gidiyorlar. Kim çizmamız mı olmadı? Cemaat ait kim nereye getirdiyse, şu son dirişme dönemi hariç, hepsini yapan AKP denen hükümeti. Türkiye'nin peki bu bağlamda gençlere bir soralım. Bu bağlamda hani cemaat bağlamında baktığımız zaman Türkiye'ye bir rejim tehdidi görüyor musunuz? AKP ve cemaat savaşı ayrı bir yana, ikisinin de ortak durduğu bir tavır var. Bir sızmaysa bir amacı vardır herhalde. Şu anda işte anaokullarında bile besmeleyle derse başlamak gibi vesaire haberler gündeme geliyor. 4-4-4'ün sonuçları, okulların imam hatipleştirilmesi. Böyle bir fotoğrafa baktığınızda kısa kısa gidelim, süreyi de verimli kullanalım ve Sayın Pamukoğlu'nun görüşleriyle noktalayalım. Şimdi Semra Hanım, bu konuya şöyle yaklaşmamız lazım. Ben görüşlerimi açıklayacağım ama az önceki gündem maddemizle ilgili kısa bir tekrar aynı yere mi döneceğiz? Tekrar aynı yere dönmeyeceğim. Bence biraz havada kaldı. Ben kısa bir katkı yapmak istiyorum. Sayın Pamukoğlu noktayı çok iyi koydu aslında. Evet, koydu ama ben kısa bir katkı yapmak istiyorum izninizle. Şimdi 90'lar deyince ve faili meçhuller deyince aklımıza sürekli Güneydoğu'da ve Doğu'da yaşanan ölümler, kayıplar geliyor. Şimdi siyasilerin şeffaf olmamasından dolayı yanlışlıklar, hatalar yapılmış olabilir. Ama bizim burada ayırt etmemiz gereken nokta devlet ve hükümet kavramlarıdır. Devlet tüzel bir kişilik, hükümet ise o politikaları uygulayan bir kurumdur. Şimdi 1984'ten bu yana PKK terör örgütünün başlattığı silahlı mücadeleye, silahlı eylemlere karşı Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar uygulanmıştır. Asker ve sivillerin birlikte katıldığı Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar uygulanmıştır. Hükümetlerin, şeffaf olmayan hükümetlerin uyguladığı politikalardan dolayı devletin temel ideolojisine saldırılmamalıdır. Kesinlikle. Ayrıca 90'larda faili meçhuller deyince aklımıza sadece Güneydoğu'da, Doğu'da yaşanan olaylar gelmemeli. 90'lardaki faili meçhullere en çok kurbanı veren, gerici ve bölücü odakların hedefinde olan Atatürkçülerdir. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy devrim şehitleri olarak 90'larda faili meçhullere kurban verdiğimiz aydınlardır. Yani böyle bakmamamız gerekiyor. Tamam, şöyle pencerenin yapalım. Gazi bu sonra da görelim. Programlara katılacaksın. Tartışma evet. Bitmeden düşüncelerini ifade et. Çünkü süre akıyor. Tabii süreyi göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Ben de yönetmeye çalışıyorum programı. Evet. Şimdi söylenecek başka bir şey var mı bu konuda? Sayın Pamukoğlu zaten siyaseten de hatalar yapılmıştır dedi. Evet. Noktayı koydu. Şimdi oraya tekrar dönmek istemiyoruz. Lütfen başka söyleyeyim varsa. Cemaat dedik, rejim dedik. Oraya tekrar
tekrar gelelim. Burada da yine adlandırmayı yanlış yapıyoruz. Cemaat değil, F tipi bir örgüt vardır karşımızda. Şimdi bunun öncesine bakacağız. 1970'lerden itibaren siyasal İslamcılar iki kulvarda örgütlenmeye başladı. Birisi dedi ki, biz seçim yoluyla din dahil her türlü değeri kullanarak iktidara geleceğiz ve politikalarımızı uygulayacağız dedim. Diğer bir kesimde bizim seçimle sandıkla hiçbir işimiz yok. Biz de yine din dahil topluma hitap eden her türlü değeri kullanarak devlet içerisinde kadrolaşacağız dediler. Ve bu kadrolaşmalar sonucunda devlette bir yapı oluşturdular. Yavaş yavaş bu 30-40 yıllık bir süreç. Devleti ele geçirmeye çalıştılar. Şimdi son 40 yıllık bu süreçte yaşanan darbeler, siyasal hastalıklar, planlar AKP iktidarını, gerici ve bölücü odakların üzerinde uzlaştığı AKP iktidarını ne yazık ki Türkiye'ye dayatmıştır. Şimdi taraflardan birisi iktidara tek başına sahip olmaya çalışınca birden kavga patladı. Yoksa çok iyi geçiniyorlardı. Suçları ortaktı. Biz bunu Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde gördük. Bu tertipleri birlikte kurdular. Ama ne zaman ki ellerindeki iktidar yamaçtan yuvarlanan bir kar topu gibi büyümeye başladı ve artık bu iktidarı taşımakta zorlandılar, ağır geldi, paylaşamadılar. Çıkarları burada sorun yarattı birbirlerine karşı ve burada uzlaşamadılar, kavga patladı. Şimdi parti cemaate diyor ki, siz hukuk dışı yöntemlerle devletin içerisine sızdınız, paralel bir yapı oluşturdunuz. Peki cemaat ne diyor? Efendim siz de hırsızsınız, çaldınız. Bizim ne dememiz gerekiyor burada? Ben de diyorum ki siz ikiniz de haklısınız arkadaşlar. İkinize de katılıyoruz. İkinizle de mücadele edeceğiz. İkinizle de Cumhuriyet'in temel değerlerini koruyarak mücadele edeceğiz. Ben sorumu şöyle sordum. Bir rejim sorunu var mı Türkiye'de? Tabii ki. Zaten bu söylediklerim bunun temelidir. Rejim sorunu olduğu ki açıktır. Bu odaklar, bu iki kulvarda örgütlenen odakların derdi zaten Atatürk'ün laik rejimiyle. Tamam. Soracağım bir şey var mı Sayın Pamukoğlu'na? Şu an yok. Çok net anlattı Gazi. Evet. Özetledi yani durumu Gazi. Yani bunu... Tekrara düşmeden süreyi verimli kullanalım. Ben, ekleyecek şeyleri ekleyelim. Ben de ya şu bazı konularda çok katılmasam da ben de katılıyorum. Yani bu zamana kadar zaten AKP ve cemaat birlikte hareket ediyorlardı. Belli uyuşmazlıklar, ortaklaşma sorunları yaşadılar, ayrıştılar. Ama işte mesela paralel yapı diye bugün eleştiriliyorlar. Ne diyor? Yani diyor bir devlet var diyor ve devletin içinde bir kurum bir yerden duruyor ve bu devlete atıflarda bulunuyor. İşte hüküm veriyor. Şöyle yap, böyle yap diyor. Ben sorarım o zaman. Sen de oturuyorsun şeyinde, başbakanlık konutunda, sarayında oturuyorsun. Arıyorsun işte tırnak içinde özgür medyayı. Alo Fatih diyorsun. Bu böyle olmaz. Bu ne? İşte al sana paralel yapı. İşte bu da medyanın paralel yapısı oluyor. Yani çelişmeyeceksin kendine. İkincisi mesela şunu da belirtmek istiyorum. Yani bu tartışmalar gelebilir de bence zaten bir yönetimde, rejimde bir sıkıntı var. Yani ikisinin ortaya koyduğu bir rejim var ve bu denilen gibi bir cumhuriyet rejimine karşı, yani laikliğe, aydınlanma, ilericiliğe karşı bir savaş açım. Ya işte daha fazla dincileşen, daha fazla gericileşen, işte daha fazla muhafazakarlaşan bir toplum yaratma. Bunu, bilinçsiz kitleler. Bunu aslında evet el ele kol kola, omuz omuza birlikte yaptılar. Bunca yıl birlikte getirdiler. Şimdi böyle bir sıkıntı var ama şöyle de okumak bence yanlış. İşte şöyle tartışmalar dönüyor işte. Bugün mazluma kimlik sorulur mu? Mesela cemaat üstünden bir aklama, yani işte bugün cemaat mazlum durumunda mı? Ya şimdi yapmayın gözünüzü seveyim. Yani bunca yıl bu mazlum adıyla işte ezilen, sömürülen onca insana haksızlık olur bugün cemaate mazlum demek. Ki bugün cemaat zaten halka karşı işlediği suçlardan yargılanmıyor. Yani böyle bir şey yok. Yani şundan yargılamıyor. Siz işte paranın kaynağı belli olmayan bir örgüttünüz. Sizin işte başınız sonunuz nerede belli değildi. Okyanus ötelerinde yönetilenleriniz vardı. Ya da işte siz işte CIA'de, Mossad'da, şurada burada bir sürü işte eli kolunuz uzuyordu buralarda. Ya da işte para kaynağınız, işte yeraltı örgütleriniz hiç belli değildi. Bunlarla yargılanmıyor cemaat. Cemaat bir mücadele edilmiyor yani. Cemaat aslında AKP'ye karşı işlediği suçla yargılanıyor. Yani bu çok kritik. Bu yüzden bugün cemaate mazlum demek. İşte atıyorum özgür basın susturulamaz pankartları. Bana çok komik geliyor. Yani özgür basın dediğiniz bugün cemaatin, yani bir tarikatın sesini duyuran bir basından bahsediyoruz biz. Bu basın nasıl bir anda özgür oluyor? Ya biz şeyleri unuttuk mu mesela? İşte Ergenekon davasında attıkları başlıkları, Balyoz'da attıkları başlıkları. Hadi onları geçtim. Gezi zamanı attığı bütün başlıklarımızı sildik. Her şeyi unuttuk. O zaman biz diğer basını, mesela Halk bazıları TV'ye ne diyoruz? Pişmanlık ifade ettiler şimdi. Tabii. Mesela o zaman merak ediyorum. Halk TV'ye ne diyoruz o zaman biz? Özgür
eğer özgür basın onlarsa diğer sol kuruluşlar, diğer basın kuruluşları ne oluyor? İkincisi, ya şimdi susarsak sıra bize mi gelir tartışmaları en çok? Susarsak sıra bize gelmez, sıra hep bizde zaten. Yani biz her zaman ikinci sıradaydık. İşte Gezi'de ikinci sıradaydık, Soma'da ikinci sıradaydık, Reyhanlı'da ikinci sıradaydık. Hep sıra bizdeydi. Ama şuna değinmek istiyorum. Bu F tipi Gladio meselesi. İşte F tipi bir örgütle mücadele. Ya bakın, Ergenekon'da da bize şöyle dediler. Derin devletle mücadele ediyoruz. Ya şimdi biz eğer bu 14 Aralık meselesine şöyle bakarsak, F tipi bir örgütle mücadele ediliyor. O zaman o kadar siyasetsiz bir pozisyona geliriz ki AKP'yle yan yana düşmek zorunda kalırız. Ergenekon'da ne dedi? Derin devletle mücadele ediyorum dedi. O zaman AKP, işte liberaller ne dedi? İşte AKP evet gerçekten burada darbecilerle mücadele ediyor dedi. Hak bile verdiler. Yanında bile durdular. Biz bugün cemaat için işte ama AKP bugün F tipi bir örgütle mücadele ediyor dersek, esas olan da etmiyor diyorsun. Tabii ki etmiyor. Esas olarak da ya bu etmediğini ifade ediyorsun. Şunu da bitireceğim. Yesinler birbirlerini gerçekten ya. Ya yesinler ki bütün kirli çamaşırlarını ortaya döksünler. Ya yesinler ki tapeler ortaya çıksın, kayıtlar ortaya çıksın. Arkadaşın dedi çok doğru ya. Ya biri birine hırsız diyor, biri birine işte paralel yapıyor. Evet doğru. İkisi de haklı. Yesinler birbirlerini yesinler diyorsun. Ya. Yani, biz de öğrenelim. Biz de öğrenelim. Biz halk olarak görelim neyin var. Aynı zamanda peki, bu FTP örgütle mücadele edilmesine destek vermek AKP'nin yanında durmak gibi algılanmasın lütfen. Bunlar evet niyetleri çok farklı. Eğer şimdi aralarındaki bu kavga patlamasaydı. Zaten söylemek istediği Bensu'nun gerçekten mücadele tabii, edilmesi. Tabii. Mücadele edilmediğini bekleyen. Biz gerçekten mücadele edeceğiz onlarla. İkisini de yıkmak ha, bizim ben, görevimiz. Ben de aynısını düşünüyorum. Ben evet, de ikisiyle evet, mücadele edeceğimizi. Yesinler birbirlerini diyorsun şu anda zaten. Yaşar senin düşüncenle. Arkadaşların şöyle altını çizdiği bir doğru nokta var. Ben de şöyle bir örnek vereyim. Zaman gazetesinin 2 yıl önceki doğum günü pastasını dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kesmiş. Manşetleri de taşındı beraber. O. Manşetleri de bayağı taşındı. Yani 10 yıldır, 11 yıldır beraber yürütülen bir yol var. Beraber yürünen bir yol var. Ve 11 yıl sonra bir anda nedense paralelci oldu, haşhaşi oldu. Karşılıklı bir atışmaya, bir çarpışmaya dönüştü daha bugün doğrusu. Bugün de yine haşhaşi. Şimdi tabii burada yani realist bakmak lazım. AKP iktidara ilk geldiği dönemlerde çok ciddi bir toplumsal muhalefetle karşı karşıyaydı ve bu kadar güçlü bir iktidar değildi. Siyasi otoritesi de bu kadar güçlü değildi. Dolayısıyla cemaatin gücüne ihtiyacı vardı açıkçası ya da farklı destek unsurlarına ihtiyacı vardı. 10 yıllık sürecin ardından geldiği noktada o AKP zihniyeti devleti ve devletin gücünü bir pasta olarak görür ve cemaati de bu pastadan pay ayırırdı. Yani devlete sızma söz konusu olamaz. Kim sızdırdı? Başbakan, Cumhurbaşkanı kim? Devleti kim yönetiyor? Söyledi sen ya sızdırdı. Ne istediniz de vermedik. 10 yıldır siz iktidardasınız. Yani, 10 yıldır siz iktidardasınız. Demek o zaman senin de yargılamamız lazım. Sen niye sızdırdın yani bunu biliyordun mu? O tartışma yani çok içi boş bir tartışma. AKP'nin o söylemlerinin içi tamamıyla boş. Şu açıdan da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Cumhuriyet aydınlarının, solun ve Türkiye'nin bütün sol siyasi değerlerinin hukuksuzluğa uğradığı bir dönemde son 10 yılda, 10 yılın sonunda o hukuksuzluğu yapanlara ortak olanlar da bu hukuksuzluğa maruz kaldılar. Yani şu kelime çok sık tekrarlanıyor ya, bir gün hukuk herkese lazım olacak diye. O dönemlerde de yani Mustafa Balbay'ı gözaltına aldılar, Tuncay Özkan'ı gözaltına aldılar. Kitaptan dolayı, yazılan kitaptan dolayı, yapılan haberden dolayı, köşe yazısından dolayı içeriye almalar oldu. Çok komik iddianameler hazırlandı. Bugün de dizi senaryosu yüzünden cemaat üyeleri gözaltına alındı. Dizi senaryosu yüzünden. Şimdi tespitleri geçip tabii, öze gelelim şunu istersen. Ama bu noktada şurası çok önemli. Yesinler birbirlerini, bir de hukuksuzluk ne demek cemaat görsün, biz de bunu alkışlayalım demek olmaz. Eğer hakikaten vatanperversek, hakikaten devletin bekasından ve devletin geleceğinden yanaysak, hukuk devletinden yanaysak, bu hukuksuzluğa zamanında 10 yıldır ortak olmalarına rağmen yine de sadece cemaate karşı değil, kim olursa olsun, kime hukuksuzluk yapılırsa bunun karşısında durmamız lazım. Zaten benim bahsettiğim şu değil. Atıyorum AKP cemaat orada kavga etsin, biz hiç bulaşmayalım bu meseleye. Ne yapıyorsak yapalım değil benim bahsettiğim. Benim bahsettiğim şu. Biz zaten bu işin bir parçası olalım. Yani bütün kirli çamaşırları iki tarafında dökülsün. Ama şunu demek istiyorum. AKP karşıtlığı üstünden bizim bir taraf tutmamıza gerek yok. Yani biz AKP'ye bugün karşı olan cemaat, o yüzden biz cemaati de desteklemeliyiz algısı çıkmamalı insanlar. Peki soralım mı? Nasıl çözülür, mücadele edilir cemaatle? Cemaatle mücadele etmeyi gereğine inanıyor musunuz en başta? Öyle başlayalım. Şimdi bu konu tencereyle kapak meselesine geldi.
Ne konuşursan konuş. Yani tencere ve kapak deyince herkes anlar. Eğitimlisi, eğitimsizi. Tencere mi öyleydi, kapak mı? Aynı şey. Şimdi bütün bunlar bu böyle genel kavramlarla falan sökülüp atılacak ve üstesinden gelinecek şeyler değil. Bir defa şu 17-25 Aralık meselesi hiçbir zaman unutulmayacak ve herkes bunun hesabını verecek. Komisyondan kaçır. Savcı işte dosyayı efendim kovuşturmaya yer yoktur diye kaldırsın falan. Bunlar hepsi geçici. Bu şeyin üstüne yani bir ateşin üstüne hafif kül etmeye falan verdim. Bunlar hepsi buradan kurtuluş yok. Ben bunların tabii geldiği bir yaş var bunu yapanların bu işleri. Bunların çocukların işi çok zor gelecekte. Bilal'in işi çok zor diyorsun. Bilal, Miral kim varsa hepsi yani bu hırsızlığa, huysuzluğa karışanlar. Şimdi bir devleti iki şey çürütüyor ve eritiyor. Biri yolsuzluklar ve rüşvet, diğeri ise güvenlik. Türkiye'de ikisi de şey, yani devleti çürüten ve eriten ve zaafa uğratıyor. Zaten birinci bölümde güvenliği görüştük. Yani zaten ama PKK üzerinden görüşülüyor. Soma'daki 301 kişi, o şeydeki Karaman'daki 18 kişi, 54 kişi Reyhanlı'da, 28 kişi Cilve Gözü Kapısı'nda. Yani bu ülkede güvenlik diye bir şey yok. Mesela bugün işte eğitim iş yürüyor Ankara'da. İnanılmaz yani bu soğukta susuz. Yani her şeyden korkuyorlar. Bir defa onu söyleyeyim. Sadece bu olay değil. Bunlar önündeki sıfat ünvanlar var ya kullandıkları devlete ait. Bunları kaldır, koy ortaya, ben size söyleyeyim. Ereğe titriyecek tipler, yani kendilerine güven olmayan ve cesareti olmayan şeyler. Bir defa basın diye bir şey kaldı yok. Yani yüzde, bana göre %15-20 bile geçmez. Diğerleri yandaş, öbürleri de korkak. Yani holding medya da ödü kopuyor. Kopuyor mesela. Biz de birçok yerlerde dolaşıyoruz. Bütün ajanslar geliyor, beyanat veriyorum. Efendim dinliyorlar falan. Hiçbirinde çıkmaz, görünmez falan. Bir şey diyeceğiz diye ötleri kopuyor. Bu kadar korkak insanın sonunun ne olacağını ben çok iyi tahmin edebiliyorum. Şuraya getirmek istiyorum. Bir paralel yapı var Semra Hanım. O da şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bir paralel yapı var. Onun adı da AKP. İşte paralel yapı bu. Tamam mı? Tencere kapak dediniz zaten. Al birini vurun bir tekine şeklinde aynı, değerlendirdiğinizi ona söylediniz. Ayrıldı, gitti, yuvarlandılar. Tekrar yan yana geldiler falan. Şimdi çürüme olarak ifade ettiniz de bir yandan rejim dedik. Oraya da bir bağlarsanız ya, sevinirim. Ne düşüneceksiniz? Olay rejim zaten. Rejim tehdidi çünkü. Olay rejim zaten. Bunlar ikisi de rejimle uğraşıyor. Ya bunlar şimdi... ekmekten, pastadan, börekten, çörekten, baldan, havyardan ne aldık? Ben çok aldım. Sen al. Kavga oradan çıkıyor bunlar. Bunlar şeyden, bömüşememeden çıkıyor. Yani pay alma. İnsanoğlu da ilkel avcılık ve toplayıcılık dönemlerinde böyleydi. Bir avı beraber şey yaptıklarında, öldürdüklerinde iş şeye gelince yani öldürdükleri hayvanın kıymetli kısmından et almaya gelince birbirlerini yiyorlardı hayvanın başında. İlkel toplum böyleydi. Böyle geldiler. Tabii. Biz de o ya, tabii, aynen öyle geldi avcı. Döndük. Şimdi aynı konu. Şimdi aynı ilkellik bu defa şey. Bugünkü pasta yani bugün hayvanı öldürürken beraberler. Sizi yani ele geçiriyorlar hayvanı. Pay edecekler, yiyecekler. Beslenme diye bir şey var. Aksi hayatta kalmayacaklar. Sizin o Ergenekon, efendim işte Oda TV, efendim bilmem Balyoz falan diye bahsettikleriniz oydu. Avı indirme. İşe yaramaz hareketten sonra pay alma meselesi. Aynı ona benziyor. Ama biz o oyunu bozduk barikatları yıkarak. Ben bir şey söyleyeyim. Daha oyunu bozamadınız. Şimdi söyleyeceğim önemli. Bütün bu konuşmalarınızı niçin yapıyorsunuz? Birbirinizin fikrini öğrenmek için değil, değil mi? İzleyen yüz binler için. Karar onlar verecek. Bir şey söyledim biraz önce. Bunlar bir oyu blok ettiler şu anda. Bu tarafta da blok edilmiş bir %50 var. Bu %50 paramparça. Buna bakacaksın şimdi.
bu nasıl kendini toplayacak, güç biriktirecek, yığınak yapacak ve mücadeleye girecek. Yani bunu bir kaçırdığın an tabii esas buraya gelecek yani geri sonunda. Kalan şimdi fotoğrafa tabii. Baktığımızda CHP, MHP ve diğer partiler diyoruz. Evet. Bir güç birliği mi yapılması lazım? Onu mu öneriyorsunuz? Güç birliğini halk istiyor. Semih halk istiyor. Halk istediği için ben bu MHP'ye de gittim, CHP'ye de gittim. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu'nda bir güç birliği yapıldı. %8 oldu. Hayır, sakın. Öyle bir şey yok. O hiç. Yanlış atla yarışa girdiniz. Yanlış. Öyle olmaz. Herkesin atı vardı. Sen 90 yıllık partisin, 60 yıllık partisin. Bir tane atın yok muydu? Gittin bir yerden Amerikan destekli bilmem Suudi paralı birini getirdiniz. Çok güzel. Hem burada rejimi konuşuyorsunuz, hem cumhuriyeti konuşuyorsunuz. Bunu atlayınca bu taraf da şey yapıyor. Niye 14 milyon kişi gitmedi? Ben sorayım. Seçime niye gitmedi? Bir tavuk bu, bir dakika. Bu niye bu nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Bir çocukların eline anlatsak çocukları anlatsak yani bir yarışa gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Faktörler, güç, şu bu desek inanın ben ilkokul çocuklarından daha sağlıklı, daha isabetli karar çıkacağını inanıyorum. Peki şimdi yeni ya bir yarış var. Kalmıyor. Yeni bir yarış var. Önerinizi ben hani almak istedim artık sürenin de sonuna benim parti genel başkanı olarak söyleyeyim. Benim sırtımda bir kambur vardı. 5 yıldır. Efendim birleşelim, cephe kuralım, yığınak yapalım, öyle girelim. Ben de bu MHP istiyorlar. MHP ile CHP istiyorlar. Ben de bunlara gittim. Birisi zaten hiç ortada yok. Görmedim, duymadım. Ben 3 maymun oynuyor. CHP ile gittim. Şeyle konuştum. Genel başkanı. Dedim ki durum bu. Sizin durumunuz bu. Ülkenin durumu bu. Bizim gücümüz bu. Bizim en zayıf olduğumuz 2011 seçimlerinde bile bizim oylarımızı sizi partiye verirse size 3-4 tane ekstradan milletvekili getiririz. Şimdi daha da fazlayız. Yani partinin gücü şu anda belli. Herkes biliyor. HEPAR girdiği an en az %4-%5 alır ve Türkiye'de siyasi dengeleri olsa bunu herkes öğrendi. Herkes biliyor artık şu anda. Şuraya getirmek istiyorum. Ben bunu yaptım. Güç birliği için, yığınak için tamam mı yaptım. Ve de süre verdim. Bana bildirin dedim. Sizden de bir şey istemiyorum dedim. Bakın. Sizden istemiyorum. Siz İstanbul'da birinci bölge kaç milletvekili çıkar? 6. 6'sı da sizin olsun. Siz koltukları seversiniz. Bize 7 ve 8'i ver. Biz seni yukarı çıkaracağız. Mantar gibi. Yalnız 30 Ekim'e kadar müsaade ediyorum. Yani ama herkes diyor ki yani Osman Paşa süreyi kısa tuttu diyorlar. Ama ben oyalamaya gelmem. Böyle halat çekme oyunu falan gibi. Sonuç şu. Ben üzerime düşeni yaptım. Ben bunu da defaatle söyledim. Halk da şu anda biliyor. Sırtımda bir küfe vardı, onu attım ben. Yani bundan sonraki sürece ilişkin seçime gireceksiniz. Tabii, yani bundan sonra. 4 ya da 5 alacağınızı söylüyorsunuz. 4-5, dur şimdilik 4-5. Onu nasıl yapacağımız belli olmaz. Bizim nasıl yapacağımız belli olmaz. Yani herkes barajla ilgili gelişmeler herhalde çok etkili olacak Türk siyasetine. Barajın %5 ya da 7'ye indirilmesi ben, çok etkili. Baraj şudur budur. Artık baraj falan dinlemeyiz. Şu andan itibaren baraj dinlemeyiz. Ne olacaksa olacak. Şu var. Halk tabii. Bizden günah gitti. Bir daha kimse benim karşıma çıkıp birleşelim, güç birliği yapalım, yığınak yapalım, bilmem cephe kuralım falan. Kuralım. Ben kuralım diyorum. Sosyal medyayı takip edenler bilmiyor mu? Bugün sosyal medya kimdir? Herkes biliyor. HEPAR gençliği. HEPAR Osman Pamukoğlu taraftarları. Şunun için söylüyorum. Yazıyorum, çiziyorum, her yerde söylüyorum. Herkes de biliyor, halk da biliyor. Günah benden gitti, bizden gitti. Siz sorumluluğumu yerine getirdin diyorsunuz. Bundan sonra ne yapalım? Evet, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Artık 3 dakikamız var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söyleyelim izleyenlerimize? Siz bu de mesaj vermek istiyorsanız. Bu operasyon konuşulurken adalet herkese lazım dedik. Evet, adalet herkese lazım ama bir şey daha herkese lazım. Bunu da somut bir örnekle size söylemek istiyorum. Bir ulusal gazetenin manşetindeydi. Bu F tip örgüte yapılan operasyondan sonra gözaltına alınanların yakınları adliyenin bahçesinde Atatürk büstünün önünde Kur'an okuyorlardı. Adalet herkese lazım. Atatürk de bu ülkede herkese lazım. Az önce ben barikatları yıkarak onların oyununu bozduğumuzu söylemiştim. Ben o sözümde yine duruyorum. Biz barikatları yıkarak onların oyununu bozduk. Onların oyununu bozduğumuz için bugün kavgaya tutuştular. Onların oyununu da bozmaya devam edeceğiz. Bunun en yakın örneği de 23 Aralık'ta biz İzmir'de olacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği gençliği olarak İzmir'de 23 Aralık'ta
Kubilay'ı anacağız. Aynı zamanda devrimlere, laik rejime, cumhuriyete sahip çıktığımızı göstereceğiz. Bu da onların oyununu bozmamızda bir adım olacak. Bu mesajı vermek istiyorum. Şöyle, dilerim sizin bu hareketleriniz oyları hangi parti ve neyi hangi kurum üzerine götürüyorsunuz? Sonuçta demokratik bir ülkedeyiz. Partiler var. Rejim özgür ve serbest. Oy diye bir şey var. Oy alınacak. Şunu söylemek istiyorum. Meydan okuma güzel bir şey. Zaten yapın. Gençsen meydan okuyacaksın zaten. Okuyamıyorsan şüphe duyulur. 5 ay kaldı. Durum çok net. Böyle toz vurur gibi, kayaya vurur gibi, duvara çarpar gibi, dalganın altında kalır gibi bir hale düşmememiz lazım. Rejim diye bir şey var. Seçim diye bir şey var. Siyasi partiler var. Her vatandaş, kadın ve erkek. Bir tane senin şeyin var. Rejime ve devlet yönetimine. Onun adı da oy. Esas o. O nasıl olacak da, o nasıl yapacaksınız onu ona bakmak ben lazım. Kısa bir şey söyleyeyim, bitireyim. Ya çok güzel söyledi Osman Bey. Ya bu AKP'nin aldığı bir %50 var ve diğer taraf. Ben bu diğer taraf için bir öneriyle bitireyim o zaman. Takip edenler belki vardır. Arkadaş da kendisi için mesela bahsetti. Mesela bugünlerde Birleşik Haziran Hareketi diye bir oluşum var. Aslında dediğiniz gibi AKP'ye sırtını dönen milyonlarca insanın bir araya gelip hakkını aradığı, bu dediğiniz gibi işte oyuna sahip çıktığı, mücadele ettiği, AKP'nin gericiliğine, faşizmine boyun eğmedi. Mesela bunun 21 Aralık'ta, yani yarın da toplantısı var. Yani 3 büyük ilde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de. Yani bence de dediğiniz gibi bir cephe kurulacaksa bu toplantılara insanlar katılarak, buradan da çağrı yapılıyorsa ben de böyle çağrısını yapayım. Katılarak AKP karşıtlığında bir birleşik cephe bu anlamıyla kurulabilir ve verilecek mücadelenin böyle kanallarda oluşması bence toplumsal muhalefeti de çok önemli bir kanal haline getirecektir diye düşünüyorum. Bu çok güzel ama şöyle, niye böyle birdenbire toplumsal hareketler çıktı? Bak şimdi. Bu, Haziran'dan sonra ama bu. Tabii. Niye çıktı bunlar birdenbire? Oo, bambaşka bir yere gidiyoruz. Niye çıkıyor? Yani insanlar yavaş yavaş siyaset yapan mevcut partilerden uzaklaşıyorlar. Yani veya şey, çıkış yolu aranıyor diyorsunuz. Tabii yani çıkış yolu aramak istiyorsunuz. Yoksa bu kadar parti varken niye böyle mevcut partiler insanlarımızı tatmin etmiyor. Etmiyor işte. Evet. Etmediği için arıyorsunuz herkes. Yani sadece Haziran hareketi değil. Başka bir sürü örgütler çıkıyor. Halbuki bu kadar partiler var. Bak, bunların programı var. Kimisi mecliste, kimisi meclis dışında. Bu bir nevi gıyaben reddediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Böylece programı da yeni toplumsal hareketlerle bitirmiş olduk. Bir seçim geliyor. Ve bu seçimde Türkiye'nin kader seçimi diye ifade ediliyor. Biz de Türkiye'nin geleceğini arıyoruz. Gençlerle birlikte bu hafta da Osman Pamukoğlu'nu ağırladık. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşça kalın.